Evet, 96 futbol programıyla her hafta da olduğu gibi yine karşınızdayız. Bu hafta çok değerli konuğumuz var. Hem 1957 Spor'da başkanlık yapmış olan hem de senelerce altyapı sorumlusu olan Ahmet Yıldıran abimiz, başkanımız bizimle birlikte. Yine Tolga Oral abimle bu akşam Eyvallah. birlikteyiz her hafta olduğu gibi. Bu akşam Murat Özkaya, ünlü futbol yorumcusu, yarın Yoğun Kadınlar Günü işlerinin olduğu için yoğunluğuyla, evet. yoğunluğu dolayısıyla bu akşam aramızda olamadı. Ben pazartesi günlerinin klasikleşmişi olan artık 96 futbolu, hani bütün taraftarlara ve sevgili izleyicilerimize hoş geldin dileklerimi sunuyorum. Ahmet abiye de aynı şekilde hoş geldin diyorum. Teşekkür ederim. Yine güzel bir futbol akşamı olacak bu akşam. Çünkü dolu bir, yoğun bir program var Ahmet abi. Aynen. Ünyespor, Süper Lig olsun, yine amatörlükteki takımlarımız olsun. Güzel bir program olacak yani, yavaş yavaş. İstersen programımıza geçelim Ali kardeşim. Geçelim. Dün zaten seninle muhabbet etme şansımız oldu. Ufak da bir yayın yapma şansımız oldu Ahmet Başkanım. Dün yoğun bir gündü. Hem Süper Maalesef. Lig'de büyük bir derbi vardı. Hem de bölgesel amatör maçları her zaman olduğu gibi birbirinden zorlu maçlar geçti dün. Çoğu grupta şampiyonluğa oynayan takımların birbiriyle de maçı vardı. Ama bizi ilgilendiren Ünye 1957 Spor. Bir dünkü bizim grubumuzda yer alan maç sonuçlarını biz ekrana getirelim bir bakalım. Bulancakspor 3, Ordugücü 0, DSİ Karadeniz 2, Ünye 1957 Spor 2, Görelispor 0, Eynesil Belediyespor 1, Sebat Gençlik Spor 0, Sebat Gençlik Spor 3, Erdoğdu Spor 0, Ulubey Belediyespor 5, Söğütlü Hilal Spor 1 puan. Yani Halil, Eynesil de böyle 1-0, 1-0 hep böyle şey Evet. gidiyor yani. Ama takdir Klasikleşti. ediyorum yani, adamlar takıldı peşimize. Hatta önümüze geçtiler. Evet. Yani inanamıyorum ama neyse, bu konuyu Grubun daha konuşacağız. sürpriz lideri Aynen şu öyle. anda görüntü itibariyle emin adımlarla gidiyorlar. Vallahi takdir etmek lazım. Evet. Puan durumunu da alabilir miyiz ekrana? Yani puan durumunda işte Eynesil Belediyespor sürpriz bir şekilde 14 hafta sonunda liderliğe ulaştı. Biz 32 puanla kaldık dün. Çok kritik bir virajdı. Zaten geçen hafta ben Ünyespor için sezonun en zor maçı demiştim. İki Sebat maçından Evet, da, söylemiştim. Eynesil maçından da daha zor bir maç geçeceğini biliyordum. Öyle de geçti. Maalesef puan kaybı yaşadık. Birazdan maça dair konuşacağız. Sebat Gençlik Spor'da galip geldi ve Sebat Gençlik Spor'da enteresan bir şekilde, yani biz Eynesil Ünye maçı var 2 hafta sonra. Evet. Beraberlikte belki de Sebat Gençlik Spor grubu şampiyon bitirmiş olacak. Şimdi Eynesil Ünyespor maçının ben berabere biteceğini kesinlikle Ben düşünmüyorum. de. Ben %100 3 puanı Ünyespor'a yazdım. İki takıma da beraberlik yetmiyor zaten. Yetmiyor. Sebat Gençlik Spor, hani onlardan bir adım önde olmamız en azından sevindirici. Çünkü Eynesil'le maçımız var Ahmet abi. Yani ben hani onlara yenip tekrar onların üzerine çıkarız diye düşünüyorum. Hani iyimser bir tablo Bizim çiziyorum şu anda. tek final maçımız o kaldı. Evet. Şöyle değerlendiriyorum ben de. Bizim şu anda kalan 4 maçımızda oynayacağımız takımların hepsinin kendi aralarında playoff'a kalma mücadelesi yapıyorlar. Benim tek endişem o. Mesela Evet. Bulancak'la Görelen'in Karadeniz, DS Karadeniz'in Erdoğdu'yla olan maçlarından bizim de bu takımlarla maçımız var. Birini zaten 2 puanı Evet. bıraktık. Biz Eynesil maçından sonra Bulancak'a gideceğiz. Yani 2 deplasmanımız var peş peşe. Onlar kendi aralarında işte bir milliyetçilik şeyi olursa yara almadan o 2 maçı geçersek ben %90-99 şampiyon Ünyespor olur. Yani lig lideri olur diyorum. Yani bu Yani söylediklerine %100 katılıyorum Ahmet abi. Zaten hani biraz daha rahat şampiyon olacağını düşünüyorduk biz. Yani bu grubun yani. biraz daha rahat lider bitireceğini, 5-6 puan farklı en Aynen. azından düşünüyorduk. Kredileri yedik açıkçası. Kesinlikle. Cepten yemeye başladık. Yani 2 haftadır mesela burada geçen haftaki Bulancak maçı beraberliği. Kaçan penaltılar yani çok, ve biliyorsun izledin maç abi. Kaçan bir Evet. sürü pozisyon var. İşte Sebat Sayısız. maçı, bu maçta bırakılan 4 Bu puan maç aşağıdan gelen takımları rahatlattı. yani Kesinlikle. bizim kredimiz kalmadı açıkçası. Belki Aynen. Eynes ile hani beraberlik yetecek bir pozisyonda çıkacakken artık %100 galibiyet almak için çıkmamız gerekiyor. Öyle bir pozisyondayız şu anda. Yani bundan sonra hiçbir kredimiz kalmadı. Artık çıkacağımız her maçta 3 puanı cebimize koymamız gerekiyor. Buradan futbolcu kardeşlerimize artık sesleniyoruz. Artık bundan sonra hiçbir kayıp istemiyoruz, beklemiyoruz onlardan. Hani maçı da değerlendirecek olursak, yani galibiyet elimize geldi. Sonra onların, rakibin eline geçti. 2 tane penaltıdan bulduğumuz gol.
Orçun attı 2 gol, evet, penaltıdan. Evet, keşke geçen hafta da Orçun atmış olsaydı. Aynen. Ne kadar kritik bir penaltı oldu işte şimdi burada çıkıyor önümüze. Yani kötü bir beraberlik oldu. Yani bu maçtan bu dersleri çıkartıp bir daha hata yapmamak üzere, çünkü hiçbir kredimiz, hiçbir şansımız kalmadı. Çünkü sezon artık elimizden gider bundan sonraki puan kayıtlarında. Kesinlikle. Koca bir yıl gider. Yani otobel... fark 3'e çıkarsa rakiplerle olan avantajımız, bizim avarajımız da onların eline geçiyor ki. Yani evet, bütün evet. emekler boşa gider diye düşünüyorum. Evet. İnşallah bu hafta Göreli'yle genelde bize ters gelen bir takım. İnşallah yani bir aksilik olmaz. Artık bu saatten sonra Ünyaspor'un içerisi dışarısı kalmadı. Doğru söylüyorsun. Yani en ufak takılmasında yani tamamen şeyini kaybeder. Yani ligde olan şeyini, futbolcu kardeşlerimizde özellikle moral motivasyonda düşme olur. Doğru. Yani o da etkilenebilir. Evet. Yani o dediğin çok doğru bir konu Ahmet abi. Yani çünkü moral bozukluğu futbolcuların stresini... Ben yaklaşık 2 haftadır yazıyorum. Bizim bu saatten sonra teknik direktörün herhangi bir şeyin bu takıma katkı sağlayacağını ben düşünmüyorum. Sadece çıkacak futbolcu kardeşlerimiz yüreğiyle oynayıp 3 puanını alacaklar. Yönetime evet. de 2 seneden beri yapılan şu emeklerin karşılığını ben futbolcu kardeşlerimizden bekliyorum. Yani evet. kenar yönetimini çok şey almıyorum. Zaten bir teknik direktörün %20-%25'i katkısı geçmez. Doğru. Ona sadece orada kenarda bir komutan gibi durması, abilik yapması ama cesaretli olması çok önemli. Tabii ki. Yani onu sağlayamadığın zaman o futbolcuyu da psikolojik olarak sahada etkilersin. Yani kendi duruşunu etkiler. O güveni veremediğin zaman tribünde taraftarı bile etkilersin. Bu çok önemli. Ki taraftarlarından da yani çatlak sesler Aynen. çıkmaya başlamış. Ben sosyal medyada birkaç yazılar gördüm. Aynen. Biz şöyle dün akşam mesela yayındaydık yine beraber Halil hocamla beraber. Orada şeyleri okuduk, taraftarların yorumlarını falan. Aşırı derecede bir eleştiri vardı ama kesinlikle doğru bulmadığımızı, takıma bu süreçte ligin bitmediğini zarar verir. Evet. Sahip çıkmalarını istedik. Tabii onlar da belki istemeden yazmış olabilirler. Çünkü bazı şeylerden herhalde üzüntü duyuyorlar. Deplasmana falan gidemiyorlar. Onların belki üzüntüleri olabilir işlerinde sahip çıkılmadığından dolayı. Yani ondan dolayı yazma ama bu süreçte kesinlikle kulübe zarar verir. Haklısın, katılıyorum. Oyuncu, belki oyuncu taraftar da haklı kendince Ahmet abi. Yani ama olabilir. Şu süreçte ve şu zamanda bu eleştiriler biraz ağır ve yıpratıcı olur aynen. takım açısından. Aynen. Yani daha sonuçta elimizden giden hiçbir şey yok. Ya herhalde hala yani da sezon önde devam bir ediyor. Puanın olmasının hiçbir aynen şeyi öyle. Yok yani. Sonuçta rakibimizle maçımız var ve aynen. ben Eynesil'den de yani kat be kat üstün bir takım olduğumuzu zaten daha defalarca söyledim ve düşünüyorum da. Yani bizim zaten şeyimiz neydi? Yani bu takımın şu anda burada olmaması lazım. Evet. Yani evet. açık ara önde olması gerekiyordu. Biz şimdi ne hesap ediyoruz? İşte Eynesil puan kaybeder, Bulancak'tan takılır, işte şu olur gibi hesaplar yapıyor. Bunlara gerek yoktu ki. Biz 2 maçımızı alacaktık. İşimizi bitirecektik. Maalesef abi yani. Böyle kritik eşik maçlar geçemedik. Ama dediğim gibi elimizden daha giden bir şey yok. Daha hala da önümüzde. Ben zaten önümüzdeki haftaki maçı ben %100 kazanacağımızı düşünüyorum içeride. Yani buradan taraftara da sesleneyim. Yani daha arkadaşlar daha henüz giden ve kaybedilmiş bir şey yok. Futbolcularımıza haftaya maçta destek verelim. Yönetime destek verelim. Bu takım bizi bu buralara getirdiyse buradan da götürecek olan da onlardır. O yüzden hani olumsuz bir tablo şimdiden çizmeyelim. Ha, sezon sonunda eleştirilerimiz olabilir. Yönetime olabilir, hocaya olabilir, futbolcuların bazı borçları olabilir. Ama şu an için daha erken. Hani arkadaşlarımıza buradan söylemiş olalım. Haftaya çok kritik maç var. Bakarsın haftaya da hani Eynesil ve Sebat puan kaybeder. Yani aynen. biz tekrar lider olmuşuz. Hani evet. hiçbir şey belli olmaz. Ya bir de burada önemli olan şu. 2 yıldır yaklaşık çok büyük maliyetlerle kulübe emek veren bir başkan var. Evet. En azından ona sahip çıkılması yani bu süreçte daha önemli. %100 katılıyorum. Çünkü çatlak sesin olması onların da şevkini kırabilir. Yani bu kardeşlerimize burada destek vermemiz lazım. Sahip çıkmamız lazım. Çünkü büyük şeyleri var. Emekleri var. Yani tarihinde belki Ünyaspor harcamadığı paralar harcıyor. Yani bu da çok önemli. Çünkü bal liglerinde böyle bir rakamları yok. Doğru. Yani, doğru söylüyorsun. Kesinlikle. %100 yani, üst lige çıkarmak isteyen bir yönetim var. Yani çalışmaların hep Halil hocam yönetim. Zaten bal ligini çok iyi takip ediyor. Orada futbolcu gruplarını, transfer fiyatlarını falan biliyor. Bizde gerçekten büyük rakamlar ödendi futbolculara. Giden futbolcularda da mesela hiçbirinden para talep edilmeden gönderilen oyuncularımız var. Evet. Yani bunu her kulüp yapmaz, her başkan yapmaz yani. Yani bu da evet. önemli.
Yani oldu ki yani sonuçta başarısızlık da olmuş olabilir bu sene. Yani yine de kesinlikle yönetime çok ağır eleştiri ben getirilmesini yani doğru bulmuyorum. Doğru değil. Ben çünkü gerçekten özür dilerim Halil'ciğim. Gerçekten güçlü bir yönetim, güçlü bir başkanımız var. Yani bugün bu başkan gidecek, yarın kim gelecek de yani ne olacak? Yani o yüzden yani çok kötü bir süreç bekler Ünyespor'u. Evet kesinlikle katılıyorum abi. O yüzden taraftarları sağduyuya davet ediyorum ben. Evet. Halil kardeşim sen şöyle yapalım. Şimdi yorumları okuyalım. Dünkü tamam. DSİ Karadeniz Ünye 1957 spor maçını bir tam değerlendirelim. Zaten değerlendirirken yönetimle bir alakamız olmayacak. Çünkü ya, muhakkak başkanın biz oyuncu değişikliği yapacak hali yok veya ilk 11 sahaya sürecek hali yok. Aynen öyle. Önder Tantuk, Ahmet abimize saygılar. Hepinize iyi yayınlar diliyorum. Eyvallah Önder'im. Hayırlı yayınlar kardeşler. Ahmet abiye selamlar demiş Murat abi Özkaya. Ersun Adabaşı iyi yayınlar. Azapoğlu Ahmet, Ünyespor'un bence en büyük problemi teknik direktörü. Bir tane bile zorlu maçı kazanamadı. Söğüt ve Ordu Gücü karşısında Limoncu Yaşar da çıksa zaten galip gelirdik. Volkan Bozkurt gibi, Halil Korkmaz gibi hocalar varken dışarıdan hocaya gerek yok. Önder Tantürk, Eynesil haddini bilerek oynuyor. 1-1 Ünyespor'un yarısı kadar harcama yapmadan grupta şampiyonluğa gidiyor. Yani Eynesil evet. Çok enteresan ya. Yani gol. Sezon başında yani desek, konuşulsa ki Eynesil hedefi oynuyor kimse inanmazdı yani. Yani. Ya burada izlediğimiz Eynesil Ünyespor maçında da ben hani hiç takım kaleye gidemedi. Yani hiç ben buralara geldiğini hiç tahmin etmedim. İnanamıyorum yani şu anda bu duruma. İnanamıyorum. Çok eleştirmiştik hatta burada Eynesil'i seninle beraber. Sen de program öncesi bana bir şey söyledin. Neyse onu daha sonra Şu yorumları okuyalım söyleyeyim ben dileyeceğim. Ama biraz hani şunları okuyayım. Metin Palabıyık, selamlar iyi yayınlar. Önder Tantürk, 3 tane final maçının hiçbirini kazanamadık. Çok kötü Sebat maçını kazanamadık deplasmanda bu hafta. Öyle bir takım lig lideri de olsa oynanan futbol iç açıcı değil. Eynesil maçında takılmak bir sezonu boşa çıkartır. Murat Özkan, hoca faktörü hiç yok takımın üzerinde yazmış. Bizim takımın üzerinde. Futbolcu kardeşlerimize seslenelim. Tabii ki Tolga kardeşim artık yapmayı bıraksınlar. Kalan maçlarında kazanıp aldıkları paranın hakkını versinler. Ünye'ye yapmaya gelmediklerini anlayalım. Biz de Süper Lig topçusu gibi takılmayı biliyorlar. Sahada da öyle olsalar keşke. Ahmet Azaboğlu, takımda iyi güçlü futbolcular var ama ruh yok. Hoca oyunu okuyamıyor. 7 numara oyunu karşı kaleye taşıyor. Onu oyundan çıkarıyor. Tam baskı kuruluyor. Saçma sapan oyuncu değişiklikleri. Tervat Çiçek Amerika'dan yazmış. Ahmet Başkanıma selamlar, başarılar kardeşlerim. Güzel yayın oldu. Eyvallah. Selamlar Tervat abi. Önder Tantürk, bir teknik adam sahaya %20-30 etki eder ama Ünyespor'umuzun hocası maalesef onu da yapamıyor. Oynanan 3 final maçı, 3'ü de galibiyet yok. Bu takımın dışarıdan hocaya ihtiyacı olmadığını söylemiştik. Volkan Bozkurt bu takımı daha iyi seviyeye getirirdi. Burada katılıyorum ben aslında Önder'e. Şöyle, yani gelen hocalarımız zaten böyle çok yüksek şeylerde hocalar değil zaten. Yani aslında burada yani Bal Ligi'nde Volkan Bozkurt gibi sizin gibi kardeşlerimize şans verilmesi bana göre de daha doğru, daha uygun olur diye düşünüyorum ben. Şu yorumları yani gelen, görüyoruz abi. Bir katkı alıp göremiyoruz yani hocalardan. O konuşacağız. Ekstra bir şey katmıyorlar. Göremiyorum abi, göremiyorum. Ben göremiyorum yani. Başkanımıza kimsenin söz söyleme hakkı olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle emek veriyor. Elini taşın altına koymuş. Gönülden Ünye'nin daha iyi yerlerde olması için savaş veriyor. Turgay Efiroğlu, her sene bir hayalle başlıyoruz. Lige taraftarı yazık, vallahi takımda ruh yok demiş. Yönetimin emeklerine yazık olmaz inşallah. Eynesil çok az bir paraya başarılı oluyorsa bu iş parayla değil demektir. Murat Özkan yazmış. Ersun Odabaşı, bari o sene bu sene olsun. Azaboğlu Ahmet, başkana Allah çok sabır vermiş. Gönül vermiş, tonla para harcamış. Ondaki heyecanın onda biri tehlike etti yok yazmış. Ümit Karadeniz, herkese selamlar, iyi yayınlar. Hoca oyunu tam olarak okuyamıyor. Maç beraber ikinci santraforu oyuna almıyor. Hakan Şahin, Fatsa'dan iyi yayınlar Tolga kardeşime. Selamlar. Eyvallah. Takım güzel, kaliteli takım. Sadece takımda hızlı bir oyun yok gördüğüm kadarıyla. Önder Tantürk, sadece Volkan Bozkurt için demiyorum Halil Hocam. Sizin için de söylüyorum. Yavuz Yılmaz, herkese iyi yayınlar. Herkes hayalini kursun. Bir kız da bizim tek derdimiz. Bankasya. Sağ ol Yavuz'um. Fatsa'da oynarken stoper Gökhan Sipki vardı. Bir de Anıl Bircan, takımlar şampiyonluğa oynuyor düşünebilirlerdi. Mert Midilli, artık yeter, ait olduğumuz yere çıkalım demiş. Evet. Dünkü maça geçelim. Aynen. Maçın burada geçen hafta çok zor geçeceğini biliyorduk. Evet, söylemiştik.
bu şey konuşmuştuk. Çok kritik bir yer demiştim ben yani. En zor maçımız olacaktı. Bunun sebebi bir defa ligin en kötü sentetik sahasına sahip DSE'yi. Ahmet Suat Özyazı'da oynuyorlar maçlarını. Hem sentetik saha bizi çok zorlayacaktı. Gerçekten çok rezil bir saha. Seninle de Aynen. paylaştım ya. Zaten Acaba dedim bu sahanın başka yere bu maçın alınmasına imkan yok mu diye. Tabii Ali Hocam planlamanın daha önce yapıldığını söylüyor. Çünkü maçı izlerken gördüm, ayıp dedim ya. Futbola yani o kadar paraların harcandığı bir yerde yani o oyuncuların o sahada top oynatılması. Yani herkes ekmek yiyor. O sektörden ya ekmek ama yiyor. şimdi bizi etkilemiş midir Ahmet tabii abi ki. bu? Etkilemiştir ama şey, Sebat da bizi orada iki defa. Sebat etkiledi zaten. Onlar şöyle. alışık oraya ama yani tabii izleyiciler şunu diyebilir. Ya çamur sahada herkes futbol oynuyor ya. Ünye'de oynayacak. Eynesil'de oynayacak. Öbürü de eğer o futbolcu oynuyorsa o da oynayacak kardeşim diyebilir ama şimdi Karadeniz'deyse bütün idmanlarını orada yapıyor. Belki kramponu ona Tabii bu bir göre. avantaj sağlıyordur onlara. Bizim futbolcumuz belki oraya çim sahadaki ayakkabısını götürdü. Şöyle, şimdi Yani Ahmet bunlar abi, hepsi etken. sen eğer ki belli bir miktar para aldıysan, büyük para aldıysan, şampiyonluğa oynuyorsan haftaya çıkar, sen oraya yanlış ayakkabı götürdüm diye bir bahane olmaz. Tabii ki canım. Doğru Yok, o ayakkabıyı anlamda götüreceksin. demedim yani. %100 katılıyorum. Evet. Yani orada hatta ya bir iki Bir gün gün önce önceden gitti zaten. Tel idmanı antrenmanlarını da orada. yapabilirsin. Yani sonuçta maçtan önce. Aynen. Bir de bu DS'yi iki defa Sebat'a da çelme taktı zaten. Hem iç Değil sahada mi? hem dışarıda. Oradan. Şey, yani bir maçta çelme taktı. Diğer maçta 90 artı 6'daydı Sebat'tan golü. Enes'il de oraya gitti abi. Enes'il yendi onları orada. Ben bu, kesinlikle bu bahaneye katılmıyorum. Maç içinde taktik, teknik olarak gelirsek. Şimdi dün de konuştuk. Mehmet İncebacak'a yolladı Ünye 1957 Spor devre arasında. Mehmet İncebacak'a şimdi biz A niye yolladınız diyebiliriz ama Mehmet İncebacak gibi bir futbolcu devre arası yollandıysa zaten yönetimin bizim duymadığımız şeyi vardır. Veya Ama hocanın o olabilir. konuda Yani kulüp içerisinde farklı şeyler farklı gelişmiş şeyler olabilir. olabilir. Ama siz Mehmet İncebacak'a yolladıysanız o zaman oraya bir tane 10 numara alacaksınız kaliteli. Veya 10 numara almadıysanız da siz şampiyonluğa oynuyorsunuz. Sebat maçı 0-0 gidiyor. Oyuna 90 artı 5'te forvet alıyorsunuz ikinci forveti. Şampiyonluğa gidiyorsanız yine bu DSE maçında santrafora oynadı mı Semih? Ben ilk 93 dakika Oynamadı. izledim. Zaza 9 He, numara 9 numara formada girdi. Zaza girdi oyuna. Şimdi sen bakıyorum ben sosyal medyada göklere çıkarıyorsun. İşte Fenerbahçe'nin altyapısında oynadığı şöyle. Abi bu adamı sen niye aldın? Kulübede oturtmayı almadın. Açacaksın sahaya. Geçen Sebat maçında baktık. Son 5 dakikada santrafor nasıl faydalanacağım bu adamlardan? Veya bu çocuk sana nasıl verimli olabilir? Yani hoca O bunların şeyin hesabını niye göre çıkması da yapıyor? hataydı abi bence bu Burak arada. Toker'in. Burak sağ açığımızın çıkması da hataydı. Yok Sebat maçında. Volkan'ı çıkarttı. Mesela Volkan topu ileri taşıyabilen bir oyuncumuzdu. Ha yoruluyor ama sen zaman saha içerisindeki oyun şeyinde onu dinlendirebilirsin. Bir farklı bir şey yapabilirsin. Evet. Çünkü niye ben bunu söylüyorum? Tabii ki hocanın takdiri ama senin kulübenden oyuna giren oyuncular sana sahada maça tesir etmiyorsa, skora tesir etmiyorsa oyuncu değiştirmenin de bir anlamı yok. Ben Sebat Evet. maçıyla alakalı şunu söylemek istiyorum. Şimdi Sebat maçında belli bir risk almamanızı şöyle anlayabilirim. Bir puan kötü değildi belki de Sebat maçında. Hani kaybetsek Sebat lider oluyordu. İkili Sebat da averajda onu da olmuştu. söylemişti. Ama Doğru. DSE maçında artık riski alacaksınız. DSE maçı sezon gidiyor. Allah korusun yani. Sonuçta artık ipler bizim elimizde değil. Kesinlikle. Bir Bütün de maçlarımızı almamız gerekiyor. Alırsak şampiyonuz. Burak Toker konusunda da zaten seninle beraber maç izlemiştik abi. Sana %100 katılıyorum. Orta sahada 3 tane futbolcumuz var. Hakan Çorlak oyunun daha fazla Ersin. savunma tarafını güzel yapan. Ersin aynı şekilde daha fazla savunma tarafını dinamikliğiyle yararlı olan. Ama ön tarafta böyle Ersin işte iki kişiyi geçeyim bir ara pas atayım 30 metreden vurayım böyle bir tipte oyuncu değil. Eşref zaten hem böyle bir tipte futbolcu değil hem de Eşref fiziksel olarak da büyük sıkıntıları var bence. Artvin Çoruk'tan geldi. Hala hazır görmüyorum. Belki de yeterli değil. Siz zaten 3 tane aynı tipte oyuncu oynamanıza da gerek yok. Ki Burak Töker de ligin ilk yarısında Gebze'de zaten maçlarda sağ kenar değil, 10 numara olarak oynadı. O oynar zaten. 10 numara oynayabilir. Ben yani bir kere izledim Ahmet abi. Ya 10 numara oynayabilir. Yetenekli topçu esasında. Belli yani kumaşı Aynen. var. Maçların %80'inde Sol bu adam ayağı 10 numara oynamış. İlle de oyuna Umut'u atacaksan kenara. Çıkar merkez orta sahadan birini. Burak Toker. Alabilir 10 numaraya. Ben olsam alırım Yani. yani bu çocuk çünkü yani belli yani çalım atabiliyor araya pas alabilir şutu var illa kanatta
değerlendirmememiz de gerekebilir. Yani orada değerlendirebiliriz yani bence. Bir de 1950'de 3 tane aynı tip oyuncu orta sahayla oynamasına gerek yok ki. Trabzon'un şey oynaması gibi örneği. Siopis, Berat, Dorukhan üçünü aynı anda orta sahada oynatır mısınız? Oynatmazsınız. Aynen öyle. Bir tane playmaker'ınız olacak. Ömür, Bakasetas gibi veya Beşiktaş'taki Talisca gibi. Yani kanat oyuncularımız var zaten. Kanada başka oyuncu alıp Burak'ı ortaya çekebiliriz. Yani bu saatten sonra kaybedecek bir şeyimiz yok. Çünkü baskılı oynuyoruz ve bizim çalım atıp araya pas atacak oyunculara ihtiyacımız var. Ya bizde işte santraforlara kanat top taşıyacak özellikle bir tane 10 numaranın şu anda takımda eksikliğini ben göremiyorum. Kesinlikle. Mesela özellikle kesinlikle çalım doğru atıp yani dribling yapıp adam eksilterek yayın üzerlerinde frikik kazanmamız gerekiyor. Hiç bizim maçlarda ben çok nadir yani frikik şeyi göremiyorum. Pozisyonları göremiyorum. Öyle bir oyuncumuz yok. Dediğiniz gibi 3 tane aynı özellikle bir oyuncuyu oynatıyorsun. Yani Ersin de öyle. Ersin de. Mesela ben bakıyorum geçen maçta da öyle. Hakan Çorlak bu takımın çok büyük özel şeyini taşıyor. Yükünü taşıyor. Kesinlikle. Defansa geliyor. Top alıyor. İleriye taşıyor. Götürüyor. Yani bir sahada bir 90 dakikada bir oyuncu belli bir zaman sonra performansı düştüğü zaman takıma da verimli olamaz. Oyuncunun da orada dinlenmesi gerekiyor. Doğru. Yani Eşref'i ben geldiğinden beri izledim. İki tane affedersiniz gazozuna maç dediğim maçlarda futbolcu tamam güzel oynar kendini gösterir. Çalım atarsın bir şey yaparsın. Abi Ulubey maçında yoklar sahada. Var mı? Yok. Sebat maçında yoklar. Bu maçta yoklar. Hangi maç alacaksın abi? Evet. En kritik maçlarda. Sen buraya bu şekilde bu özellikle gelmişse bir oyuncu hoca mı getirdi artık bir ismi tavsiye etti de geldi bilmiyorum. Yani ben şu anki görüntüsüyle de bu hocanın Bal Ligi'nde çok oyuncu tanıdığını tahmin etmiyorum. Yok, ben bir etki göremedim abi. Evet, yok ya. Yani. Tolga abi ben en büyük problemin sezon başı yapılan kadro mühendisliği olduğunu düşünüyorum. Şampiyonla oynuyorsun. İyi 3 tane santraforun olması gerekirse bir tane Orçun evet. Serduman. O ayrı, onu ayrı tartışalım. Başkanın çok isteyerek aldığını biliyorum yani. Başkanın Orçun tamam, o konuda Orçun başkan yer almadı. Zaten hani kalitesi belli bir isim. Evet. Ama onu yedekleyecek veya onun özelliklerinin tam zıttı olan daha süratli, evet, hızlı bir santraforun daha alınması gerekir. Ki, veya ikili forvet yapar. Hava toplarını indiriyor. Aynen ikili forvet yapalım. Sezon başı Ünye 1957 Spor en basit örneği. 4 tane kenar oyuncusu aldı. İbrahim Kongur. Sıfır. Olumlu yani, hareketi. Bu takımın oyuncusu değil. Hakan Yağmurkaya. Kesinlikle. Sıfır. Kesinlikle değil bu takımın oyuncusu. Umut Kral. Şu anda mevcut kadroya dahil. Ben şampiyonla oynayacak takımda bu 3 futbolcuyu transfer etmem. Oynatmayı bırak. Transfer etmem. Volkan Uluğ da kardeşim Volkan Uluğ kardeşimiz de yararlı futbolcudur ama ya büyük takımın kenar oyuncusuysanız lig bittiği zaman şöyle Volkan görevini yapamadı. Volkan Uluğ'u yazdığınız zaman şöyle yapacak. 20 maçta oynadı. 7 gol attı, 7 asist yaptı. 10 gol attı, 10 asist yaptı. Bu büyük takımların iyi başarılı takımların kanatları böyledir. Ama Volkan kardeşimize bakıyoruz. Bence çok iyi bir yedek olur şampiyonla oynayan takımda. Yani her ne kadar çok pozisyon buluyor. Finale kadar geliyor yani, ama asist özelliği yok. Doğan atabiliyordu. Girdiği pozisyonlarda değerlendirebiliyordu. Yani kendine alan da buluyordu. Ama Volkan'ı biz görüyoruz. Volkan orta sahanın orada bekliyor, topu alıyor, gidiyor. Belki yoruluyor. Yani ona belki orada destekçi bulamıyor. Yani o da o özelliği de var. Şimdi hocanın taktik anlamda nasıl değerlendirdiğini de şey yapmak lazım ama Sebat maçında ligin ilk yarısında 1-0'ken iki tane net pozisyonu var. Atması lazım. İşi bitiriyoruz. Evet Volkan. Şimdi burada da yine geçen hafta yakaladı Sebat maçında. Yine atamıyor. Birçok maçlarda izlediğimizde yani şeyi yok. Son vuruşları çok. Evet etkisiz son vuruşlar. Etkisiz. Öyle görünüyor. Dediğin gibi bizde mesela 10 numara tarzında bir oyuncumuz olmuş olsa belki yok onun ya taşıdığı toplar yani Volkan Bozkurt gibi mesela evet bir ismin aynen yani futbolcu yani döneminde bilekleri çok iyi bir adam eksiltebilen oyuncu, eksiltebilen bir oyuncumuz olsa evet, belki gol asist yapabilen bir isim olsa aynen yükü de azalır da çünkü Ahmet abi lafını kesiyorum çünkü biz baskılı oynuyoruz yani iç saha maçlarında bilhassa yani bu tür futbolcuların eksikliğini çok hissettik yani ben 4-5 maçını izledim iç sahada Ünyespor'un çok hissettik yani iş bitirebilecek gol asist yapabilecek oyuncumuz yok maalesef. Yani böyle 2-3 tane futbolcuya vereceğimiz parayı vermeseydik de bir tane futbolcuya verseydik daha fazla verseydik aynen ve onu alsaydık ben çok şey fark ettirirdi diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Hani yönetici arkadaşlarımız belki bu sene olmazsa seneye bu dediklerimizi onlara tecrübe olsun.
Yani böyle bir kadro mühendisliği konusunda biz bir eleştiri getirelim. Tabii ki. Daha iyi bir, iyi bir 10 numara çok çok fark ettirir diyorum ben. Ligin ikinci yarısına başlıyorsunuz. Çilingir diye tabir edilen bir 10 numaranız yok. Evet. 0-0'a giden maçta. Ki bunun eleştirisini yapmıştık değil mi Halil? Evet. Her evet. Programlarda. Ta transfer sezonunun başında yapmıştık. Daha ilk maçtan önce yapmıştık. İlk 2 maçta, 3 maçta biz gördük ki böyle eksiklerimiz var. Biz bunu görüyorsak. Devre arası transfer döneminde de. Biz bunu görüyorsak Ünyespor Teknik Direktörü Ufuk Uysal da bunu görmek zorunda. Aynen. Bu seviyelerde hocalık yapacaksak şampiyonla oynayan takımda bunu görmek zorunda. Aynı şekilde tekrar diyorum şampiyonla oynuyorsak Semih transferi mesela. Bu Semih kardeşimiz yeterliyse hocam beğenerek aldıysan evet. Bu adamı Sebat maçında da DSİ deplasmanında da çift santrafora dönebilirsin. Risk almanız lazım. Ünyespor Teknik Direktörlüğü kulübesi risk almak zorundadır. Hangi ligde olursa olsun. Ünyespor ikinci ligde de olsa. Ünyespor her zaman şampiyonluğa oynar. Kazanmaya oynar. Sen Ünyespor'un teknik direktörü olan bir insan kulübede daha cesaretli olacak. Ya biz şu bölgenin en iyi takımlarından biriyiz. Evet. Üç büyük, dört büyük. Yani bölgemizde işte Trabzon, Samsun, Ordu, Rize böyle düşündüğün zaman bugün bir futbolcuya işte desen ki nerede oynamak istersin? Hani o büyük takımların haricinde şu sahilde adam direkt Ünyespor'u tercih eder. Çünkü buranın bir vitrini olduğunu. Evet. Buraya gelen hocanın da kulübede yürekli olması lazım. Aynen. Niye böyle der Ahmet abi? Evet. Tesis. Taraftar, aynen. Maddi imkanlar. En az 10 bin kişi oynarsın burada. Evet, yani aynen öyle. İyi maçlarda 10 bin kişiyi görürüz. Yani futbol kültürü, imkanlar. Futbol kültürü çok önemli. Maalesef yani. Olan bir kulübüz. Zaten aynen. O yüzden üzülüyoruz. Yoksa hani dünkü maçın berabere bitmesini, yani bu yüzden yani bizim i̇şte yerimiz burası. Emeklerin boşa gideceğini evet. Ve o takımların hiçbirinin bizim değerimizde, kalitemizde olmadığını biz evet, biliyoruz ama. Evet, ona üzülüyoruz. Sağda futbolcu kardeşlerimiz burada. Daha özverili olması lazım. Bir yani. De şöyle sezon başından beri şimdi 4 tane kritik maçımız vardı. 4. hafta oynadığımız Sebat maçı. 3-1 mağlup olduk. Daha sonra Enes'in maçı hocamızın 2. maçıydı. İç sahada oynadık Enes'in maçı. Yani ligin ilk yarısındaki Enes'in ikinci yarısında da bu arada o iki Enes'in ilk yarıdaki takımıyla ikinci yarısındaki oyun formatı arasında biraz farklılık var. Yani transferler bunu, biraz hareket getirmiş evet, diyorsun. Evet, biraz daha öne oynayan, biraz daha topu yerden oynayan. O kadar katı savunma maç 1-0 bitti ama o maç 3-0, 4-0 da bitebilirmiş yani. Onun durumlarını aldım. Sonra, bakalım bizi zorlayabilecekler mi? Ben %100. Maç güzel bir maç olacak. Güzel atmosfer olacak. Ya o maçı biz kazanmamız lazım. Kesin. Bizim için final maçı. Kesin. Sezonun maçı. Seyirci faktörü de olabilir. Biz yani sezonun maçını Sebat maçı olarak görüyorduk Ahmet abi. Evet, kazansaydık belki de. Enes'in buralara kadar geleceğini düşünmüyorduk açıkçası. Sebat'ı kazanıp 3-6 puan yapıp 5-6 puan da Enes'le attığımızı fark eder. Yani varsayarsak biz burada bu işi bitiririz dedik. Ama geçen haftaki ve bu haftaki maçlar bizi nerelere götürdü? Artık final maçını Enes'in maçı olarak görüyoruz. İşte bir de kaybedilen 4 puanın bir mağlubiyeti. Aynen. Şimdi aynen. İkinci Enes'in maçı, ilk Enes'in maçı yani ikinci final gibi maçımız yine önemliydi yani. 1-0 mağlup olduk. Enes'in lider yaptık burada. Sonra yine Sebat maçı. Bizim için Ulu Söğütlü maçı ölçü değil. Ordu Gücü maçı ölçü değil. Bana göre Ulubey maçı da ölçü değildi. Şampiyonla oynuyorsak Ulubey'i evet. Hem içeride hem dışarıda yenmemiz lazımdı. Doğru. Yine Sebat maçını burada ki bence sezonun en iyi futbolunu oynadık Sebat maçında. Çok şanssızdık yani. Yok orada gerçekten. Hem futbolcuların hem teknik heyetin hakkını yemedim. Ben çok iyi hazırlandığımız maç. Zaten o maç hiç eleştiri getirmedik geçen sadece hafta. Sadece son şimdi yarım saatteki değişikliklerle alakalı. Orada hocaya biraz eleştirdik. Yalnız penaltı kaçtı. Ya bir sürü pozisyon kaçtı. O maça bir şey diyemiyorsun yani. Bir şey diyemiyorsun. Ben o geçen hafta Ünyespor gördükten sonra bu hafta puan kaybı beklemiyordum açıkçası. Yani evet. Çok hani sen zor bir maç ben geçer diyordun ama ben yani o futbolu gördükten sonra futbolcu kardeşlerimiz bu hafta atamadı ama Sebat ayarında olmayan bir DSİ takımını biraz daha rahat geçerler diye düşünüyordum. Çok hayal kırıklığı yarattı bende bu maç. Çok o maçın şöyle biz Halil Hocam'la bir kritik yaptığımızda o maçta DS'nin Sebat için oynayacağını, belki teşvik bile gelebileceğini. Çünkü bunlar futbolun içinde olan şeyler. Bunları ben maçtan sonra daha çok belirgin hissettim. Niye? Ya bir puana bile bu kadar çok sevinebilir misin ya? Şampiyon olmuyorsun veya düşmüyorsun. Altta Erdoğdu ile aranda bir 2-3 puan fark var. Ona rağmen bile kulübeden izlediğimiz maçı TV'den izlediğimizde evet. Yani hocalarının filan böyle burada bir gariplik var yani. İsyankar olması, işte serzenişlerini, sesler bayağı geliyor. İşte yukarıda Allah var falan filan gibi böyle şeyler duydum ki
Adamlar o 2-1'de işte bir penaltı itirazları oldu onların evet. eline vurdu falan diye. Bayağı şey yaptılar. Maçtan sonraki o sevinçleri de yani... Biz bırakmayacağız Ahmet abi. Bu sevinci yaşamalarına biz imkan vermeyeceğiz. Aynen. Biz çıkacaksın, atacaksın golleri, alacaksın maçı. Böyle abi, şeyler de yani. Söyletmeyeceksin. O zaman... Bu maçta yalnız biz bu maçta Sebat maçı kadar pozisyon bulamadık. Tabii tabii. Bakın bizim iki tane verilen penaltımız var. Ben ikinci penaltıyı defalarca izledim. Hocayı da ben takdir ediyorum. O pozisyonu gördü. Ben televizyondan sardırdım, geri aldım, bayağı izledim. Yani karışık, muamma bir pozisyon ama hakem gördü orada. Verdi, istese bak vermezdi. Ha, inisiyatif. Şey, dışarıda verebilirdi hani yani. Faul kesin. Geçmişte ama bir ara dedik ben de ya, içeride. Ünye'deki olaydan sonra hakemlerin Ünye'ye evet. bakış açısı hani farklı olur falan diye. Evet. Ben şu anda hakemleri de göremiyorum. Biz yaklaşık şu anda 4 tane falan bize penaltı verildi. İstese vermeyebilir. Ahmet abi geçen hafta maçı izledin. Nasıl bir hakem vardı sahada? Müthiş yani, bir hakem bak, vardı. Onu vermeyebilirdi yani, bir hakem. Bence Süper Lig'in Süper Lig'de ben böyle hakemler bile Süper Lig'de dahi aynen. göremiyorum. Ben onu aynen. geçen hafta yazımda da yazdım. Hiç kimse hakeme şey yapamaz. Bu liglerin çok üzerinde bir hakem. Belki gerçekten, buraya kritik bir maç diye de göndermiş olabilir. Bilmiyorum. O hakemi takip edeceğim. Tebrik etmek lazım. Yani takip edeceğim. Yani. Her maçı böyle mi yönetiyor? Gerçekten başarılı bir hakem. Çok güzel maç yönetiyor. Aynen. Yani evet belki kritik bir maç diye hani sonuçta Sebat Ünye maçı final gibi bir maç diye vermiş öyle atamış olabilirler. Ve bunu yapmışlarsa da çok başarılı bir hakem göndermişler. Aynen. Çok doğru. Yani o hakemi takip edeceğim yani. Müthiş bir hakemdi. Yani dediğin gibi o mevzudan sonra o Ünyespor maçında Eynesil maçında olan mevzudan sonra hakemlerin bize karşı tavırlarında ben bir değişkenlik bekliyordum ama hiç görmedim. Olmadı. Şu açıkçası öyle olmadı. Bir şey yok. Hiç görmedik. Olmadı. Penaltı dediğin gibi bir sürü penaltı verdiler lehimize. Evet. Yani bizim futbolcularımız... Hakemlik bir durum yok yani açıkçası. Hiç bizim futbolcularımızla pozisyona girdi mi atacaksın kardeşim. Atamazsan dövünürsün. Yani geçen haftaki Sebat maçına... Işte geçen hafta üzülme. Penaltıya bile kalmazdı bizim işimiz. Biz o pozisyona değerlendirseydik... Tabii yani Orçun Selduman'ın pozisyonu var. Yani o pozisyonda penaltıyı kaleciye bile attırabilirsin. Eğer 2-0, 3-0 olsaydı maç yani... Ya zaten bir kilidi açsaydık zaten tamamdı Ahmet abi. 3-4-0 bile olabilirdi. Şöyle yapalım, yorumlar okuyalım. Daha sonra kalan... Aynen. Şampiyonluk yarışında olan takımların kalan maçlarını bir ekrana getirelim. Bu arada Beşiktaş-Başakşehir maçı... Bir yandan izliyorum Halil gözücüyle. Beşiktaş net kaçırdığı 2-3 tane de gol var bu arada. Evet, Üzeyir Çat, hayırlı akşamlar herkese selamlar. Sebat maçında iyiydik, üstündük, hak eden bizdik, beraberlik oldu, üzüldük. Bu haftaki Karadeniz maçını alabilirdik ama olmadı. Daha biten bir şey yok. İnşallah bu takıma güveniyorum, şampiyon olacağız. İnşallah diğer takımlar da yaşayabilir, başkanımıza güveniyorum. Oyuncularımız da kaliteli, hocamıza da güveniyoruz. Takım toparlayacaktır. Ünye ve taraftar buna inanıyor. Destek vermeye devam. Ünye bizim finale az kaldı. Şampiyonluk yakışır. Selamlar, iyi yayınlar demiş. Eyvallah. Murat Arslan, hayırlı yayınlar diliyorum. Yine bomba gibisiniz. Şampiyon Ünye 1957 Spor. İnşallah. Bu saatten sonra hiçbir şey olmaz. Çünkü takım 50. dakikadan sonra yürüyor demiş Hüseyin Şengör ama hiçbir şey bitmedi. Ya taraftarların tabii... Söyleyebilirler. Bundan normal karşılamak gerekiyor. Tamam. Süper Lig'deki şimdi takım 50 değil yani. De 60'tan sonra bizim takımın kondisyonda düşüş yaşanıyor. Yani bu bir gerçek, sahada görüyoruz biz onu. Ya ilk yarı mesela takım çok Sebat maçında özellikle mesela bütün performanslarını harcadılar. Yani siz de belki fark etmişsinizdir. İkinci yarıda takım daha şey oldu yani oyunun kontrolü. İlk izlediğimiz o Eynesil ve ondan sonraki maçlardaki kondisyon zaten çok eksikliği gözle görülüyordu Ahmet abi. İkinci yarıda biraz daha toparlanma olmuş. Ama dediğin gibi son 20 dakikada, yarım saatte biraz düşmeler oluyor, kopmalar oluyor. Orada da işte hoca devreye girmesi gerekiyor. Onunla alakalı yani, ben şunu söylemek istiyorum. Yine kadro mühendisi büyük problem. Şampiyonla oynuyorsunuz, kulübenizde bir tane skoru değiştirebilecek oyuncu yok. Bu hücum tarafında veya savunma tarafında. 3 tane oyuncu değiştirdik. Maalesef yok. Şimdi hocam kulübeye baktığımız zaman şurada önümde bir liste var. Allah aşkına şimdi Mustafa Küçük. Umut Kral bu maçta girdi, kırmızı kart gördü. Bak şimdi. Bir tek oyuna tesir eden şey maçındaydı değil mi? Görele maçına asist ve gol mü attı Umut Kral? Evet. O maçı almamızda nedeni vardı. Şimdi kulübemizde bizim çok eksiğimiz varken Umut'un da cezalı olması. Ya ben şimdi bakıyorum Faruk Yıldıran. Şimdi Sağbek vardı ya oyuna giren. Hakkı mesela 12. Geçen hafta oyundaydı. Bu hafta oynamadı. Erdal bu hafta oynadı. Geçen hafta Erdal herhalde bir ufak sakatlığı bir problemi vardı. Olmuş. Aynen. Oynamadı. Ben şimdi zaman zaman bakıyorum. Erdal aynı Eylül maçındaki gibi yine olduğu bölgede 2-3 tane hata yaptı. Onu da şey yapmıştım. Söylemiştik dün akşamki şeyde. Herhalde zemin çok kötü. Kavçuklardan dolayı futbolcular orada kayıyordu. Ondan dolayı da olabilir. Yani ben dediklerinden şunu anlıyorum Ahmet abi.
Tamam. Yani her biri, ilk 11'deki oyuncularımızın her biri kendi alanında tamam değerli futbolcular. Yani Ünyespor'un kaliteli kadrosu var. Tamam, eyvallah. Ama burada iş bitirici, bize gol ve asist katkısı yapacak oyuncumuz yok. Yani dönüyoruz, dolaşıyoruz. Bu noktaya aynen, geliyoruz. Aynen. Bu konuda bir sıkıntımız var yani. Çok açık ve net. Hani dediğim gibi bu kadroyu bu kadar düşünüp yaparken bir iki tane de böyle oyuncu alsaydık keşke diyorum ben. Yani. Keşke alsaydık diyorum yani. Bazı gereksiz oyuncu sıkıntımız var. Yani gereksiz oyunculara dediğim gibi bir iki tane. Şey, gereksiz derken yani şöyle gereksiz. Yani maddi açıdan yani onlara evet, vermeseydik de onu işte. Mesela abartmadan söylüyorum. 2003 doğumlu Bediren Kurt var takımda, Ünyeli. Mesela bence Bediren Eşref'in oynadığı futbolu çok rahat oynar. Mustafa yani Kemal Küçük'ün, rakibin yorulduğu pozisyonda böyle diri bu genç çocukları sahaya atarsak hem bunları kazanırız hem hoca kendini de kurtarır. Evet. Peki Bal Ligi'nde olduğumuz için bu futbolcuları bulamama gibi bir durumumuz, öyle bir durum var mı abi mesela? Yani ne gibi bulamama? Yani böyle futbolcular bu gelip de bu Bal Ligi'nde işte oynamaz, işte böyle hani dediğin gibi 10 gol 10 asist yapabilecek bir futbolcuyu biz alamaz mıyız acaba? Bulamaz alırdık. Mıyız? Yani bu Bal Ligi'nde böyle bir futbolcular acaba bulunamıyor mu? Çok var. Yani o yüzden soruyorum yani. Çok yani var. Olmaz olur mu? Var madem yani ekonomiyle bir, alakalı. Bunu da ben şöyle söyledim. Şimdi Halil Hoca da aynı konuya değiniyor. Sezon başı yapılan takımın gerçekten Ünyespor'u şampiyonluğa taşıyacak bir kadronun olmadığını hep söyledik. Evet. Eleştirdik. Eksikler var dedik. Kampa gidildi. Kampta takımın iyi çalışmadığı üzerinde hemfikir olduğumuz hocalarımız da var. Yöneticilerden de görüştüğümüzde. Yani şey yaptı bu arada. Bu tür sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Mesela geçen seneden bu takıma fayda sağlayan oyuncular vardı. Belki çok yüksek rakam istediler diye duymuştuk. Alınmadı ama şimdi Tolga'ya katılıyorum. Ya böyle Angarya 3 tane 5 tane oyuncuyu almaktansa bizim altyapıda gençlerimiz de var. Onlar kulübede olabilir. Ama katılıyorum. Yani bu takımın içerisine o tarz maddi gücümüz de var Ahmet abi. Yani maddi şu anda Ünyespor'un başındaki kulüp başkanının bir teknik direktör isteyip de alamayacağı sezon başında hangi oyuncu isterse yok alabilir. Yani isteyip de alamayabilirsiniz. Aynen öyle. Çünkü adam ben o şeye katılmam. Bu yani işe, maddi aynen, şeyimiz yok. Parayı Mehmet Ali kardeşimiz buraya katılmam, bir hedef koymuş. Yani her şeyi denileni yapıyor. Geçen sene de yaptı. Bak geçen sene de Aydın Hoca döneminde de belki sakat bazı oyuncular alındı kalitesinden dolayı ama tabii Ünyespor'a faydası olmayacak tarzda oyuncular vardı. Olur tabii ki bunlar. Ama ben katılıyorum hani, Ahmet abi. Mehmet Ali'nin de yani ben gönülden yani yaptığına şu inanıyorum. Şu anda ben kadroya kesinlikle bakıyorum mesela 11 tane oyuncu sanki 90 dakika sahada kalacakmış gibi bir evet, kadrosu var. Giren oyuncu 11 oyuncuya bağlı. Aynen. Hani dışarıdan gelen oyuncu, kulübede oturan oyuncu bana çok fayda değil. Ben zaten ilk yarı golü atarım, işi bitiririm. Evet. Kafası planlama da öyle yapılmış. Aynen. Öyle bir kafa yapısı olan bir hocayla şu anda şeyiz. Evet. Yani Ünyespor'un başında. Evet, evet. Çünkü ben bakıyorum özellikle geçen hafta hepiniz şahit oldunuz. Ya Bilal şu anda gitti, bu takıma faydalı olma şansı yok. Evet. Faruk Yıldıran'ın şeyi yok. Ondan sonra ya senin kulübende santrafor almışsın. Oynatmıyorsun. Yani Fenerbahçe'den alındı, şu oldu gibi şeyleri var, anlatımlar var. Ya ben bakıyorum 5 dakikada oyunu alıyorsun. Hocam niye aldırdın peki bu adamı? Yani, hatta 96'da bile futbol oyuna eleştirdik. Bak, bizim maçında, şu anda 3 tane final maçımız vardı. Bak 2 tanesinden berabere bitti. Bir tane de Eynesil maçımız var. Belki bizim için Bulancak maçı girdi şimdi devreye. Bulancak da 5 maçın 5'ini kazanarak devam ediyor şu an. Eynesil Bulancak oynuyor ya bu hafta. Bak, ona evet, geleceğiz. Orada bir sürpriz çıksa yine bize faydası var ama eğer Bulancak gibi takım Eynesil'e orada çelme atarsa bizi orada sağ çıkartmaz. Yani biz oradan da puan kaybedebiliriz. O zaman bir beraberlik bizim bayağı bir işimize yarar gibime geliyor haftaya. Ya mağlubiyetin haricinde tabii Bulancak ki her sonuç yarar ama burada ne olur? Bu sefer Sebat sıyrılır aradan. Yani onlar da var. Yani benim demek istediğim ya şu kadroyu yaparken şurada kulübede de hani oyuncuları küstürmeden sahiplenmek gerekir. İnanın ben giden oyunculara şimdi baktığım zaman bu kulübe faydası olacak oyuncular vardı. Gönderme kardeşim o zaman. Hem parasını ödemişsin. Gitmesin, dursun burada. Yani ben onu da anlamıyorum. Parasını verdiğin oyuncu rahat rahat gidebiliyor burada. O da var yani. Şu yorumları bir okuyalım. Evet katılıyorum abi. Yönetimimizin de bu konularda daha tecrübeli olacağına inanıyorum ben ilerleyen süreçte. Hayırlı yayınlar diliyorum. Yine bomba gibi onu okumuştuk.
Geçmişte başkanlık yapan Ahmet Bey, Ünyespor'umuzun icra konusundaki düşüncelerini alabilir miyiz? Tüm Ünye halkımızı da bilgilendirmiş oluruz diyorum. Bunu az sonra cevaplarsın abi konusu gelince. Bu geçen haftaki icra muhabbeti. Evet. O zaman şunu sormak lazım. Bu transferleri kim yaptı demiş Önder Tamtürk. Bu takıma Durmuş Duru gibi bir oyuncu lazım. Volkan'ın arkasına demiş. Volkan sol açık oynuyor ama arkasına derken. İmdat Musa Yıldırır hocamız. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ligin muhasebesi ligin sonunda yapılır. Şu an herkes üstüne düşeni yapma zamanı. Yönetim üstüne düşeni, teknik heyet üstüne düşen görevi. Futbolcular üstüne düşen görevi. Taraftar kayıtsız şartsız üstüne düşeni yapmalı. Başarı ve başarısızlık ortak olmalı. Camia böyle olunur. Ünye camiası, mülkiamiller, iş adamları, taraftar. Herkes kenetlenirse bu iş başarılı. Hocam şu soruya bir cevap verebilir miyiz? Şampiyonluk mesela, çok uzak değil. Farkındalık yaratmak gerekli. Şimdi sezon bittiği zaman iş işten geçtikten sonra muhasebe yapmanın bir faydası var mı? Deste kırıldıktan sonra biz şu anda ne yapıyoruz? Biz Ünyespor'un en iyi yerlerde olmasını. Eksilerini söylüyoruz. Buradan ders çıkarılması gerekir. Tabii. Lig sonunda muhasebe ayrı bir şey yapılır. Onu tabii, yönetim tabii. Kendi içerisinde yapar. Aynı. Taraftarı yapar. Bizim şu anda ligin bitmediğini, kaybedilen hiçbir şeyin olmadığını ama insanlarda şu bakış açısı var. Takım zayıf takımlara karşı iyi mücadele ediyor. Zorlu takımlara karşı böyle ligi zorlayacak tarzda takımlara karşı direnç yok. Yani bunları söylemesek, eleştirmesek burada oturmamızın veya durmamızın tabii. Bu takımı o zaman emek veren insanların emekleri nerede kalacak? Yani biz burada şimdi Mehmet Ali kardeşimiz bak Allah razı olsun. Allah razı hiç olsun. Kimsenin yapmadığını yapıyor. Ama bu takım Ufuk Hoca'nın değil ki. Öyle değil mi? Evet. Hakan Çorlan değil ki. Bu takım Ünye'nin takımı. Biz bu takımı zamanında 4 puanlar hiçbir yönetici kapısından geçmezken niye sahiplendik? Düşmesin. Tabii. Öyle değil mi? Düşmesin diye sahiplendik. Evet. 4 puanı var. Yönetici bulunmuyordu. Biz burada bir birliktelik yaptık. Ünye halkına, Ünye esnafına, Ünye'deki iş adamlarıyla beraber bu takımı sahiplendik. Belki o gün sahip çıkmasaydık, Hamza'nın devam etmiş olsaydı belki bu takım o zaman düşebilirdi. Onun için evet. Bazı şeyleri zamanı geldiğinde söylemek, eleştiri yapmak. Bugün Süper Lig'de Fatih Terim tartışılıyor mu? Abdullah Avcı'yı tartışıyorlar mı? Yok. İzliyoruz şu anda. Yani bir kalmasına rağmen şampiyon olmuş bir takımı niye korkak oynatıyorsun? Bunları bu taraftar evet. Yazabiliyor mu? Söyleyebiliyorsa demek ki bazı şeyler söylenmeli. Söylenmeli. Tabii. Şey sonuçta biz geçen yani, haftaki Sebat maçından sonra iyimser konuştuk değil mi? Hani 96-3'te santrafor oyuna girdi ama ne dedik? Hani bunu beraberlik de kötü değildi yani. Sonuçta Sebat evet. Bizi yenseydi bu sefer bütün itler Sebat'ın elinde olacaktı. Doğru. Bunu yani, iyimser konuştuk yani. Şu da var. Mehmet Ali Başkan tribünden seslense hocam şu oyuncuyu sahaya at dese hoca atar mı? Atmaz. Bence atmaz. Yanlış bir durum olur. Aynen. Yani. Ve Mehmet Ali Başkan şimdi, da öyle bir şey yapmaz. Tabii demez, ki yapmaz söylemez. Onu diyorum. Buradaki bütün inisiyatif teknik heyetindir. Sorumluluk futbolcu kardeşlerimizindir. Evet. Eğer sen bir maça 8 milyar lira, 5 milyar, 10 milyar prim verilebiliyorsa çıkacaksın abi, yeneceksin, o maçı alacaksın. Sebat maçı bu taraftarın beklediği 90 dakika ayağında kırılsa top oynayacaksın. Evet. Şu bu maçı alacaksın. Yorumları bir okuyalım Ahmet abi. Beşiktaş maçı 1-1 oldu bu arada. 1-1 oldu. DS'yi Sebat'tan daha iyi takım demiş Hüseyin Şengör. Amin Işık, Ünyespor'un en büyük problemi birliksiz. Birlik olmadan hiçbir şey olmaz. Birlikten güç doğar. Ahmet abim cansın yazmış. Hüseyin Şengör, kenardan gelen arkadaşlar beceriksiz. İhsan Çakır, Çağlar Hoca'nın babası sanırım. Neden hoca ile yorum yapmıyorsunuz demiş. Hoca ile alakalıysa yaptı İhsan amca. Ünyespor'un şu an mevcut hoca ile ilgiliyse. Ben yanlış anladıysam soruyu tekrar yazabilirsin İhsan amca. Hoca balon ama patladı. Herkes bu hoca ile bir şey olmayacağını anladı demiş Ahmet abi. Şuna bir kalan maçlarımızı ekrana getirebilir miyiz? 4 hafta var ligin bitmesine. Görele ile maçımız var. Görele'nin de son şansı. Yani çok zorlanacağımızı düşünmüyorum ben. Bence çok rahat bir 3 puan olur diye düşünüyorum. Eynesil maçı. Bu maça gidelim Halil diyorum ben. Tamam mutlaka gidelim. Mutlaka gidelim. Çünkü yani sezonun maçı. Bu maçı. Bulancak deplasmanı inanılmaz zor olacak. Onunla alakalı sana söyleyeceğim abi niye zor olacağını. Ünye Erdoğdu maçını o maça zaten alırsak ipler bizim elimizde, şampiyonluk maçımız olur. Evet. Ekrandan alabiliriz. Bir de saatlerinde sanki maçların 14-13-13 yazıyor. Neden öyle oldu? Yani son iki haftayı 13 almışlar. Bu tarafa doğru esasında zamanın, aynen. Saatin saat 3 gibi olması lazım. Doğru, daha ileri gitmesi lazım. Yani, geri gelmiş. Ondan ne olur?
Onu anlamadım. Şimdi şöyle bir şey var. Ünye 1957 spor neden zor geçer o maç söyledi ya bulanacak aynen, maçı onu dışarıda. Söylüyorum. Hı-hı. Ünye 1957 spor şampiyon olursa bu grubu şey bu sene lider şampiyon bitirirse. Olursa aynen Eynese spor pilot maçı oynamıyor olduğu yerde kalıyor. Bulancak pilot oynuyor alttan gelenle. Görele direkt düşmüş oluyor. Düşebilir. Görele direkt düşüyor. Hı-hı. Ama Eynese şampiyon olursa Bulancak bir elini şöyle yapıyor. Play-out oynamıyor. %100 ligde kalıyor. Anladım. Orada yani bak, Ünye Spor'u çelme takmak he, isteyecek. Orada o, ince hesaplar var. Normalde Ünye şampiyon olursa direkt düşecek. Görele de play-out oynuyor. O yüzden hani Bulancak Eynesil maçı da bu hafta biraz enteresan bir maç. Acaba Bulancak şunu düşünür mü Bulancak? Ben Eynesil'i ellemeyeyim bu hafta. Haftaya Ünye Spor'a çelme takarsam. Bu hafta Eynesil'i ellemedin. Haftaya da Ünye Spor sana elledi. Nasıl olacak? Görele ile arasında 6 puan fark var ya. İkili haber atıyorlar. 6 işte puan güvenli. Yani. Çok kritik, enteresan bir hafta. Şey, Eynesil'in veya Sebat'ın maçlarını da getirebilir miyiz ekrana? Şimdi Eynesil Bulancak maçı bence çok zor geçecek. Bulancak Spor son 5 maçını da kazandı. Eynesil Ünye maçı zaten sezon finali. Sebat maçı için onu demiştim ama maalesef Eynesil bana bu maça dedirtti. Evet, evet. Erdoğdu Eynesil maçı bence yine zor geçecek. Zor geçer bu maçta. Orada Sebat da devreye. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Halil? Sen zor geçecek diyorsun ama Eynesil Ünyespor'u yenerse bu maçların hepsini alır. Şey. Erdoğdu yener. Söğütlü Hilal'i de yener. Şey, Erdoğdu maçında zaten bize 4 puan fark atmış oluyor. Yenemese de. Ha anladım. Yani doğru söylüyorsun. Veya berabere kalsa da yani aynen. Beraberlik de kötü sonuçtu. Fark 4'e çıkarsa Erdoğdu'da kaybedeceği çok etkilemez onu. Ama Erdoğdu maçı zor yani geçer. Eynesil'i biz yenemezsek abi Eynesil takılmaz. Ben öyle görüyorum. Sebat'ı yani alabilir miyiz son 4 maçını? Ben bu arada Sebat'ın maç 3-0 bittiğine bakmayın. Sebat'ı hiç beğenmedim yine bu hafta. O eksik futbolcuları varken Sebat bir türlü... Şimdi Söğütlü maçına 3 puan... Sebat'ın maçları yani. Şimdi Sebat şöyle rahat. Ben Söğütlü'yü yenerim diyor. Ünye ile Eynesil'in maçları biraz daha kritik diyor bu hafta. Tabii, düşme tabii. Potasındaki takımlarla. Zaten iki hafta baksanıza Ordu gücüyle evet. Söğütlü'yle oynuyor. Ordu gücüyle oynarken de ne diyor? Ben Ordu gücünü yenersem Eynesil Ünye maçındaki her skor bir şekilde bana yarayacak. Niye? Şeye çıkabilir orada. Aynen. Aradan sıyırabilir yani. Açıkçası ben şeyin Sebat'ın takılmıyor. Sebat'ın bir iddiası olduğunu artık düşünmüyorum. Neden? Bir maç berabere bitmez mi diyorsun bizim Eynesil'e? Bitmez diyorum. Ben ya Ünyespor yener diyorum ya Eynesil yener diyorum. Yani Eynesil yenemez diyorum. Ünyespor ben %90 yeneceğini düşünüyorum. Sebat'ın da bundan sonra bütün maçlarını kazansa bile ya, Ulubey, şey fark edeceğini Ulubey, düşünüyorum. Ulubey, Sebat, maçı... Sebat maçında Ulubey direnç gösterebilir. Evet bence yani, de kesinlikle. Ya burada farklı şeyler de olabilir. Ya şimdi, sen de demiştin ya Ahmet abi işte düşme şeyleri de biraz farklı. Yani orada evet. Hangi takımın hangi takıma çelme takacağı da belli değil açıkçası belli ama. Tabii son yani, kritik bir 4 haftaya şimdi giriyor. Bu futbolun duasında var ya bu teşvik. Alabiliriz ekrandan. Herkes her şeyi yapabilir bu aynen saatten sonra. Tabii son işte 4 yani hafta 3 haftada. Yani futbolcuyu motive etmek için, ateşlemek için. Biliyoruz bazı yani, şeyler yaşandığını biliyoruz. Gücü olan kulüpler bunu yapıyor. Yani, yapabiliyorlar. Biliyoruz yani. Geçmişte de çok yaşandı. Aynen. Teşvik primi olsun. Hakem aynen bağlama, maç bağlama işlerini de aynen. Yaşandı bundan önce. Bunlar üst liglerde oluyor ki buralarda da olur. Umarım 4'te 4 yaparız ve İnşallah. Hiç böyle hesaplara da gerek kalmaz diyorum ben. Şimdi İhsan Çakır abi yorum yapmış. Yani neden futbolcuları konuşuyorsunuz? Hoca ile ilgili neden yorum yapmıyorsunuz? İhsan amca hocayı konuştuk. Hocayı 15-20 dakika konuştuk, eleştirdik. Aynı şekilde hocayı şöyle açıkçası söyleyeyim. Açıkçası yeterli bulmadık yani. Yeterli bulmadık. Hoca zaten yeterli değil. Şampiyonla oynayan bir takımın bence teknik direktörü değil. Kesinlikle değil. Yani sezon başında ekstra bir şey göremedik abi. Buraya Çağlar Hoca gel düşünüldüğü zaman bile birçok gerçekten Ünyespor'u gönül vermiş insanların biz şampiyonla oynuyorsak eğer bu takım gerçekten şampiyonla oynuyorsa Çağlar Hoca bu takımın yükünü kaldıramaz. Sözleri vardı, söyleniyordu. Ama bizler hep Çağlar Hoca'nın arkasında durduk, Ünyeli olduğu için. Yani ona bir şans verilmeli diye düşündük. Ama tabii zaman içerisinde hatalar olmuyor. Oluyor yani, hocalar hatalar mutlaka yapabiliyorlar. Yani özgüvenden mi geliyor? Artık bazen insanlar bir makama geldiği zaman çok arkaya bakmazlar. Tavsiyeler dinlemezler. Hani bunlar olur. Şimdi gelen Ufuk Hoca. Bence başkanımız ikinci yarı veya Ufuk Hoca'yı düşüneceğine daha buraya hırslı, daha bu takımı hedefe taşıyabilecek, daha kariyerli bir hoca gelseydi
belki futbolcu üzerinde de etkisi olur diye düşünüyorum. Evet. Yani bu çok önemlidir. Futbolcunun çalıştığı hocayı benimsemesi, onu kibir oldu Başakşehir. Farklı görmesi çok önemli. Aynen. Yani, farklı şeyler anlatmak istemiyorum. Ekstra bir şey alamadık. Göremedik Ahmet abi açıkçası. Aynen. Ekstra bir şey göremedik genel hocadan da. Göremedik. Yani, hani bir cesaret örneği, ekstra yapılmış bir maç içerisinde bir değişiklik veya takım içerisinde oyun teknik içinde bir değişiklik futbolcu göremedik. Üzerinde ağırlığı olması gerekir. Aynen. Bunu sağlayamadın mı başarılı olma şansın yok kardeşim. Aynen. Göremedik abi. Bu sene açıkçası yönetim kurulu... Hiçbir kulüp başkanı işte şunu oynat veya şunu yap deme şansı yok. Transfer yapılır. Hoca ister. Beğenirse yönetim takdir görürse araştırır. Biz ne demiştik Halil konuştuğumuzda? Abi. Devre arasından sonra, kamptan sonra mutlaka hocanın da istediği ve getireceği futbolcular olacaktır. Ondan sonra hocayı daha rahat değerlendirebiliriz dedik. Ama gördüğümüz peki bu hocanın oldu mu? Baktığımızda. Olmadı. Siz bu hocada böyle bir şey görebildiniz mi? Geldiğimiz noktaya baktığımızda şimdi, göremedik. Ya abi. Ben bunu göremedik. Açıkçası. Bunu herkes bilir. Futbolun bir dili vardır. Çağlar Hoca bu takımı yaptı mı? Kim geldi? Ufuk Hoca. Son 3 hafta Ufuk Hoca geldi. Ya sen bu takımı izledin. Bakarsın. Antrenmana çıktın, gördün. Çıktın. Devre ya kampa gidiyorsun. Da çıktın 3 hafta. Kampa gitmeden önce ben bu göndereceğim adamları bir bunları bir belirlersin. Yönetim edersin ki. Ben 3-4 tane de şöyle bildiğim adam vardır veya şu bu, bölgelere. Bu oyuncularla başkanım bize faydalı olmaz bu süreçte. Biz bunları arkadaşlarına vedalaşalım, gönderelim dersin bunları. Ya ben Ufuk Hoca'da bu yönetime de söyleyeyim bunu. Bunlarda ben böyle bir şey göremedim. Yani tabii ki bunu söyleyecek olan kimdir? Teknik heyettir. Hani hocanın işine şey karışmayabilir, başkan evet. Karışmayabilir. Yani düşünmüştür iyi ona göre. Hocam bunu niye tutuyorsun? Bunu gönderelim bize faydası yok. Belki başkan olarak, yönetim olarak demeyebilirsin. Belki demişsindir de işte oyuncu bulamadığın için oyuncularla devam etmek zorunda kalmışsındır. Ya biz baktık şimdi 5-6 tane oyuncu gitmedi mi? 7 tane gitti en son şeyle beraber. İnan bu giden oyuncuların çoğu kendi istekleriyle gidiyor. Yani abi teşekkür ederiz. Hoca seni düşünmüyor. Bir oyuncuya dersin de gönderirsin. Bir şeyin vardır da bir ekibin vardır senin. Tabii. Bir evet. Oyuncu profilin vardır. Bunları buraya getirmek istersin. Kafanda bir şekil vardır. Dersin ki tamam ben şunu Mehmet İnce Hoca'ya gönderdim ama onun yerine aynı kalite bir üst bir tık da iyi oyuncu almam lazım. Düşüncesinde olursun. Burada böyle bir yapılanma, planlama yok. Göremedik. Yani bu sıkıntıyı çekiyor. Yönetim bu sıkıntıyı çekiyor şu anda. Yani Ufuk Hoca'ya güvenmelerinin nedeni bundan dolayı orada biraz şey yaptılar. Tabii tecrübesizliğin de şeyi mutlaka, var burada. Mutlaka. Ondan dolayı yoksa yani abi geldiğimiz noktada 4 haftada 4 tane final maçı var. Tamam mı? Yani 4 çıkacağız artık 4 maçı 12 alırsak puan, 12 puan aldığımız 12 takdirde. 12 puan aldığımız takdirde grubu lider bitiriyoruz. Sonuçta ve play-off'a. Ünye 1957'de spor dan yavaş yavaş diğer konularımıza geçeceğiz şimdi. Hı hı. Hem fikir olduğumuz konular şu. Sezon başı yapılan transferler kadro mühendisi yanlış yapılmış. Doğru. Yine devre arası kısmen yanlış yapılmış diye. Yani. Hocadan ekstra bir verim alamadık. Söyledik. 10 numara işi bitirecek futbolcu ve ikinci bir kaliteli santraforumuz evet, olmadı. Kenar oyuncularımızdan yeterli verimi alamadık. Zaten aynen. Sezon başı alınmıştı 4 tanesi. İkisi bunlar olumsuz gördüğümüz noktalar. Takımın şöyle bir tane 10 numara oyuncusu yok. Abilik yapacak. Yok. Sağ içinde bir tane oyuncusu yok. Ya yani abilik yapmasa da olur abi. Abilik yani. Yapmasa da olur. Bana abilik yapmasa bana abiliği golle abi, asist yapacak. Bana ara pası abi atsın. Adam geçsin. Hacı değil mi? Evet. Alex. Bu tarz. Buna yakın. Oyuncu bulacaksın. Lider vasfı olacak. Yani abi dediğimiz bu. Orada baktığın zaman yaş olarak hepsi bulunabilir. Abi. Yani bulunabilir yani. Abi. Ben çünkü ben daha önceki yönetimde olduğum zamanlarda da Ünye 1957 sporla maçlara gittiğimde deplasmana her maça gidiyordum ben. Orada ne futbolcular gördüm rakiple oynanan futbolculardan. Tamam takımın geneli kalitesiz takımlar ama bir iki tane iyi oyuncular öne çıkan oyuncular görüyordum takımlarda. Çok müthiş oyuncular var yani açıkçası bulunabilir. Bilmiyorum bir araştırma mı yapılmamış. Ya çok uzaklara gitmeye gerek yok. Şu ligi izlediğin zaman kaliteli oyuncuları, hırslı oyuncuları, genç oyuncuları tespit et kardeşim. Şöyle İzlettir. Çok basit ya. Yani çok basit. Şunları yap ya. Bu seneden gözüne kestireceğin 3-4 tane oyuncuyu seneye hemen takıma tabii kazandır. Her takımda vardır. Neyin geçen yok? Hafta Sebat'ta 10 numarayı, 20 numarayı tartıştık değil mi? Evet, öyle abi. Bir bizim göbekte oyuncumuz yok. Sol bek'i iyiydi. Sol bek zaten daha önce izlemiştim. 33 numara gibi bir tane genç basan her topa koşan. Ha bizde Bedirhan'ı kullansan mesela değerlendirsen
sana affedersin hamal gibi her tarafa koşacak genç bir çocuk işte 18 yaşında ciğeri var. At kardeşim sahaya. Sen orada illa 100 milyarlık 50 milyar verdiğin adamı oynatmak zorunda mısın en ya? En basit örneği Bediran 2003 doğumlu. Evet. Ahmetcan Kaplan 2003 doğumlu. Dün bence sahanın en iyisiydi. Kadıköy'de bir evet, 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 55 evet. Bin bu çocuklara bir pozisyon çıkardı ki efsane. Evet. Biz bu çocuklara bu şekilde kazanabiliriz, sahip çıkabiliriz. Evet, şimdi Ünye 1957 sporu kapatıyoruz. Benim diyeceğim son şey şudur. Transfer yapıyorsanız, orada teknik direktörlük yapıyorsanız oyuncu havuzunuz geniş olacak. Aynen. Ligi tanıyacaksın hocam. Aynen, ligi bilmeden buralara geliyorsan, izlediğin yani sporcuları alacaksın. Yani torpille bir yerlere gidiyorsa bir hocanın başarılı olma şansı yok. Hem kendini kullandırtırır, hem başarısız olur. Yani... Bu da Ünyespor gibi büyük bir camiye mal oluyor işte. Bu emek böyle vererek bir yerlere gelebiliyorsan, başarılı olabiliyorsan o zaman ayakta durabiliyorsun. Aynen öyle. O zaman bizde ne çıkıyor şu anda? Mesela kardeşim bir maç mağlup oldu, Çağlar Hoca'yı gönderdin. Getirdiğin hocaya bakacaksın değil mi? O zaman sana derler ki Çağlar Hoca'dan çok mu üstün bir oyuncu hoca getirdin buraya? Ne değişti? Sen şimdi o günkü şartlarda kulüp içerisinde bazı şeyler yaşandığını tahmin ediyorsun. Biz bunları anlatmıyoruz, konuşmuyoruz şu anda. Yine de konuşmayacağım. Tabii ki. Şimdi... Sen orada teknik heyeti operasyon yapmayacaksın. Sen orada futbolcuya operasyon yapacaksın. Yapılması gerekenlere. Göndereceksin oradan iki tane, üç tane kelleyi koparacaksın. Bak ondan sonra senin orada futbolcun sana artistik yapabiliyor mu? Sen Çağlar Hoca'yı harcamayacaksın orada. Ha kulüp üzerinde farklı şeyler olmuştur. Onu ben bilmem. O iç işlerinde belki farklı aynen şeyler yaşanmış olabilir. Bizim bilmediğimiz aynen şeyler olmuş aynen olabilir. Ondan ama dolayı şey ama farklı şeyler kulüp içerisinde oluyor. Ha, şunu söyleyebiliriz Ahmet abi. Gelen hocayla gönderilen Çağlar Hoca arasında çok büyük bir fark göremedik yok yani. Bakın şuna belki siz de katılacaksınız. İnanın Çağlar Hoca destek tam verilseydi Ufuk Hoca'dan daha başarılı olurdu. Bilemiyorum ve abi, yaptığı işi Ünye'li olması benim için en büyük kriterdir. Burada hangi hocamız olursa olsun bak Ünye'de bu işi ben hakikaten... Ben zaten program başında da söyledim. Yani dışarıdan çok üst düzey bir hoca gelmediği takdirde aynen buradaki hocaları, arkadaşlarımızı değerlendirmek bence daha mantıklı. Aynen yani öyle olması gerekiyordu. Yani çok bir şey değişmedi. Transferde de değişmedi. Evet. Kapatalım bak, istersen. Ersin iyi topçu. Katılıyorum. Burak fena topçu değil. Tamam aynen katılıyorum ama... Zayıf maçların haricinde final maçlarında bana faydası yok. Takıma faydası ha yok. Şehre bir aynen şeyi yok yani. Artı abi, yok. Biraz süreyi açtık artık şeye diğer geçelim. Şu diğer grup bizim bu grubu Allah'ın izniyle şampiyon olursak bu grupta bir diğer gruptan bize gelecek takımların puan durumunu ekrana alabilir miyiz? Burada Artvin Çoruh liderdi. Artvin Çoruh'un evet şampiyon olamayacağını söylemiştim ki bu haftada evet kaybettiler. Doğu Beyazıt ve Yakutiye arasında şu an. Aynen. Evet. Diğer tarafı alabilir miyiz? Diğer puanı. Yani burada Arhavi'nin de şansı var. Yani bu aynen 4 takım. Tabii. Ama Artvin Çoruh yani hariç hepsinin var bence. Sen evet söylemiştin. Artvin Çoruh düşer biraz daha. Bu lider Bahçecik puan kaybetti. İnanın bakın biz bu grubu birinci sırada bitirirsek ne Doğu Beyazıt ne ikinci sıradaki o takım. Güzel idare falan. Ne Çoruh. Çok yani ne Çoruh, ne Bahçecik, ne Çarşıbaşı. İnanın hiçbiri bizim rakibimiz olamaz. Bahçecik Spor mesela bu hafta Trabzon Doğanspor'a puan kaybetti. Maçı arkadaşım izledi. Bir Trabzon derbisiydi. Arkadaşım da Trabzonlu. Kesinlikle diyor sizin takıma rakip olamazlar diyor. Anladım. Bahçelik içinde, Çarşıbaşı içinde. Bizim en büyük sıkıntımız şu ligi, burayı lider bitirmemiz. Aynen. Evet evet burayı geçmemiz gerekiyor. O tarafta çok sıkıntı belki hani yaşamayız. Bu kadar sıkıntı yaşamayız. Yok. Aynen. Zaten Ünyespor'u kapattık şu an Ahmet abi. Şeyi alabilir miyiz ekrana? İbrahim Yıldırım hocamız Karadeniz Ereğli'de görev yapıyor. Silivri Spor'un bir maç fazlaları var Silivri Spor'dan. Eşit puandalar ki gittikleri zaman 5 puan geridelerdi. Telat Hoca ile beraber oradalar. Telat Hoca teknik direktörü İbrahim hocamız yardımcı antrenörü. İnşallah şampiyon olurlar diliyoruz ki 2 hafta sonra Silivri ile iç sahada oynuyorlar. Burada da büyük bir çekişme var. Evet. Çok. Evet. İbrahim ekrandan alabiliriz. İbrahim Hoca'ya başarılar diliyoruz. Başarılar dileyelim hocamıza. Selamlar bizi izliyordur muhtemelen. Şimdi biz yerel amatör lige geçeceğiz. Yarın çok kritik maçlar var. Son 16 takım arasında hem Ünye Futbol Kulübü hem Ünye Gençler Birliği Spor'umuz var. Ünye Gençler Birliği Spor iç sahada Saraycık'la oynayacak. Ordu temsilcisi. Ünye Futbol Kulübü de yine Ordu Deplasmana temsilcisi. Kotlöre deplasmanı gidiyor. Oradan bu fikstürü alabilir miyiz? Ünye Gençler Birliği'nin maçı yarın iç sahada şeyde oynanıyor.
Akçay'da yeni yapılan sahada. Aynen. Taraftarı takımı yalnız bırakmaması çok iyi olur. Osman aynen. Hocam. Şunu bir sayalım abi. Saatini falan da söyleyelim. Konuş. Aynen söyleyeceğiz hepsini. Turnasuyu Çamaş, Kumru Demirspor maçı ki Kumru Spor Lig'in favorilerinden. Perşembe Spor, Aybahtı Spor. Bu bence bu 16 şey 8 maçın arasında en zor maçlar Kumru Demir, Perşembe, Aybastı maçları ki yarın maçların ilk ayağı oynanacak. Fatsa Yaşam Spor, Mesudiye Spor. Mesudiye Spor da fena para harcamadı ama 5-6 tane futbolcusu kırmızı kart gördü. 6-7 maç ceza aldılar. Muhtemelen istenmeyen olaylar yaşandı. Kabadüz Belediye Spor, Dumlupınar Spor, Kotyora, Ünye Futbol Kulübü, Ünye Gençler Birliği Spor, Saraycık, Korgan, Gölköy maçı. Şimdi bu maçlara saatini vereceğiz. Maçlara alakalı bir şeyler söyleyeceğiz ama ondan evet. Önce bir ekrandan alabiliriz. Yorumları okuyalım ufak ufak. İhsan Çakır, senin spor bilgin Çağlar Hoca'yı eleştirmeye de yeterli değil. Kim hangimizde de bilmiyorum da. Hocam sen hoca olarak tabii ki sana söylüyordur. Bana söylüyorsa. Ama şey değil tabii. Doğru bir yaklaşım değil. Ben herkes de abi çıksın benimle çıkabilen varsa konuşsun. Herkesin fikri. Ya herkesin bir bilgisi kendinedir. Kendinedir. Aynen öyle. Çağlar hocama şey yapmıyoruz. Çağlar hocamıza biz saygı duyuyoruz ama bazen çıkılan yolda hatalar yapılabiliyor. Hatalardan ders alması gerektiğini de Çağlar hocam bilmesi lazım. Malik ben bir abisi olarak onu söylüyorum ona. Malik Kabadüz takım lider hoca değiştirmek hangi akla sığar? 3 hoca ile bu kadar olur. Siyasi partiler karıştığı sürece zor. Sen bu hocayı al, yok bu hocayı al. Yazık ya. Gerçi daha hiçbir şey bitmedi. Aynen daha hiçbir şey bitmedi. Önder Tanrı... Bilemiyoruz. Siyasi partilerin bu işlere dahil midir? Ben onu da bilemiyorum. Belki de haklıdır kardeşimiz. Eğer müdahale ise ya üzülürüm bence, yani. Bence çok gereksiz işler olur. Bence yani, de. Böyle şeyler de geçmişte yaşandı. Ahmet abi de iyi bilir. Yani torpil işleri. İşte sen az önce bahsettiğin mevzular abi. İşte bu hoca İşte şu partiden işte bunu al burada değerlendir. Nasılsa bu kulüp iyi. Ünyesi orada para var. İşte başkan paralı falan filan. Yani bu tarz şeyler olduysa yazık diyorum yani ben. Herkese yazık. Aynen. Önder Tanrı. İnşallah olmamıştır. Başarıya aç hoca yok takımın başında. Aldığı paraya bakan bir hoca var. Şu an Ünyespor'da buraya gelen hoca aslında hazıra kondu. Para istenilen futbolcuyu alma şansı olan bir ekibe geldi. Futbolcu da alındı. Sonuç facia. Ne futbol var sahada ne hırs ne azim. Şampiyonla oynayan bir takım yok. Burada yine Ünye'nin kendi çocuklarından faydalanması lazım. Volkan ve Halil Hoca Ufuk Hoca'dan daha mı başarısız olurdu? Kesinlikle daha başarılı olurdu Volkan Hoca ve Halil Hoca. Ufuk Hoca'dan çok daha iyi futbolcu transferi yaparlardı. Çoğu hocadan daha iyi takip ediyorlar futbolcuları. Özellikle bu iki ismi söylüyorum. Çünkü görüyorum Ünye Spor grubunda her takımda en az 3 futbolcu tanıyor ve görüşüyorlar. Murat Arslan Ünye Spor şampiyon olacaktır. Tolga kardeşimin dediği gibi inşallah tüm temennimiz i̇nşallah. O yönde. Ufuk Yetim Sinop'tan herkese selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Murat Arslan, siz gönderdiniz mi Ahmet Bey? Bizim her şeyi kapatıp Ünye Spor nasıl şampiyon olur? Hepimiz tek yürek olarak takıma destek çıkmamız gerekiyor. Oktay Toprak, iyi yayınlar diliyorum Ahmet Yıldıran'a. Sormak istiyorum, kendisi niye 4 maç kala hoca değişikliğine gitti? Yahya Palu, Volkan Hoca var Ünye'li. Arnavutköy'de yaptıkları belli demiş. Arnavutköy'de şampiyonluk yaşamıştı Volkan Bozkurt. Şimdi çok kısa cevaplar çok kısa sana. Cevap vereyim. Biz Çağlar Hoca'nın kulüp yönetimi tarafından niye gönderildiğini biliyoruz ama kulüp içerisinde Çağlar Hoca'nın gitmesini doğru bulmadığımız şeyler vardı. Burada hepimiz aynı fikirdeyiz. Kulüp içerisinde farklı şeyler gelişmiştir. Kimse kulübün üzerinde onları değildir. Bilemeyiz. Kulübün üzerinde değildir. Bu bir maçta kala hoca gidebilir. Ligin başında da hoca yani biliyoruz ki öyle hocalar var ki lige geliyor daha sezona başlamadan gönderilebiliyor. Yani bunlar futbolun doğasında olan bir şey. Oktay kardeşim yöneticilik de yaptı. Hiç kimse Ünyespor'un üzerinde değildir. Biz şahıslara takılı kalmayacağız. Görevini yapan, takımına hizmet eden ama her şeyden önce saygılı olan insanlarla yola devam edeceğiz. Bu önemlidir. Aynen öyle. Aynen. Kısaca cevapladık. Ünye Gençler Birliği Saraycık maçı yarın saat 14'te Yeni Çınar Suyu'na yapılan sahada oynanacak. Evet. Bu maçla ilgili de sence tam kadro mu çıkar Ünye Gençler Birliği? Yani ne bileyim böyle bir rahatlama bir şey var ama. Yok tam kadro ya. Son 16 turu tabii. Son 16 turu. Çok önemli maç. Bu maçın revanşı da var orada da deplasmanda. Evet, çift ayaklı bir maç. Evet. O zaman bilmiyorum bu maça istersen yarın gidelim. Gidelim. Buradaymış zaten. Hem de yeni yapılan bir saha. Hem oraları görmüş oluruz. Aynen. Ben yani Osman Hoca'ma, Orhan Hoca'ma destek vermemiz gerekiyor. Tabii evet. Yani Ünye Gençler Birliği hem yani rakibin çok kadro olarak, olmadığını bugün Orhan kadro Hoca olarak söyledi. Hem de grup maçlarında yaptığı şey
çok büyük işler yaptılar. Evet. Yani Üye Gençler Birliği. Hem de kadro olarak ben çok beğeniyorum. Beğendiğim futbolcular da var. Favori olduğumuzu en azından Ünye'nin öz evlatlarıyla devam ediyorlar. Osman Hocam, Favori Hocam sağ olsun büyük emek veriyorlar. İyi de 11'de 11 hiç mağlup olmadan devam ettiler. Bir son maç ama o maçta rotasyon yapmışlardır muhtemelen. Çok önemli de orada gençleri de oynatabilirsin. Şampiyon olmuşsun. Evet. Şimdi Abdullah Avcı şampiyonluğu garantilese PAF takımdan oyuncularla sahaya çıksa taraftar bir şey der mi? Alkışlar. Ki yani çıkacaktır yani. Aynen çıkmasın. Çıksa ne olur yani? Ben dediğim gibi abi favori görüyorum Üye Gençler Birliği'ni. Gidip inşallah yarın bir aksilik olmasa gidip desteklemek istiyorum. Evet. Umarım da futbol şansı yanlarında olur. İnşallah. Şimdi oraya yarın senin de işin olmazsa seni de bekliyorum abi maça. İnşallah. Yarın Ünye'nin çocuklarını izlemiş olacağız Saraycık karşısında. Ben evet. Ünye Gençler Birliği'nin net bir skorla galip geleceğini düşünüyorum. Bundan sonra son 8 turundaki rakibi hani ikinci maç öncesinde bile ya Ünye, buraya haftaya geldiğimiz zaman Ünye Gençler Birliği tur atladı diyeceğimizi düşünüyorum. Zaten maçlar 3-4 gün aralıklarla. Ya inşallah Ünye Spor'umuz 3. ligde olur. Onun yerine Gençler Birliği Bal Ligi'ne gelir. Evet, Gençler inşallah. Birliği bizim eski takımımız. Biz aramızda yaptığımız sohbetlerde Ahmet abi şöyle de düşündük. Mesela Ünye Gençler Birliği, Ünye Spor'un altyapısı olarak devam edemez mi? Biz böyle bir fikir ortaya atmıştık yaptığımız programlarda daha önceden. Sen yani, ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Şimdi şöyle. Sonuçta bir altyapımız yok mevcut. Metin Hoca'nın takımıyla birleşmişlerdi. Geçen evet. sene birleştiler. Sonra bir ayrılık oldu. Esen'de çok doğru bir projeydi. Ama orada ne olduysa çok Metin Hoca'yla da görüşemedim. İşte şöyle anlaşamamazlık olabilir ya sevgi ve saygı çerçevesinde. Yani her şey olur ya. Da şimdi Ünye Gençler Birliği aynen Ünye Spor'un altyapısı bence mükemmel olurdu. Oradan bizim bakmışsın 3-4 tane futbolcu yukarı çıkmış. 3. ligde oynamış veya Bal Ligi'nde oynamış. Yani bir sürü paralar veriliyor. Yani 3-4 biz tane futbolcu yok mudur yani orada şu anda kadroda şimdi Ünye Gençler Birliği'nde oynayacak futbolcu yok mudur? Bence vardır yani şu kadroda olan. Kesinlikle var. En az 4 tane futbolcu vardır. Var. İşte biz Mehmet Ali Başkan'a gerek yok. Kulübü almadan önce biz devam etmiş olsaydık sağ olsun Hüseyin Başkanımız destek veriyordu. Mehmet Ali kardeşimiz sağ olsun daha takımı ileriye taşıdı. Daha bir coşku yaşatıyor şu anda. Evet. Tabii şu da var. Öyle abi. Bir düşüncemiz vardı. Biz Osman Hoca'yla falan görüşmüştük. Gençler Birliği'nin Ersin'le falan. Gençler Birliği'ni Ünye Spor'un altyapısı olarak ligde değerlendirecektik yani öyle projemiz. Biz başkanla yaptığımız sohbette de Ahmet abi şey dedik. Evet bunlar da onlar da sıcak bakıyorlar böyle bir durum ama şimdi tabii çıkmaya odaklanmış bir Ünye Spor var. Bir önümüzdeki şu kritik eşiği süreci bir atlatalım bir çıkalım. Sonrasında bu işler biraz daha kolay. Bu işle alakalı ayrı bir çalışma yapılabilir diye söylemişti. Biz de geldiğimiz zaman altyapına hiç şey yapamadık. Dağıtmışlardı zaten. Evet, dağıtmışlardı. Ondan alakalı maalesef. Ünye Spor'u kurtarma değerli. Ama olmaz. Altyapısız olmaz. Olmaz. Kesinlikle. Olmaz. Yani koca bir Ünye Spor'un altyapısı yani. Olmaması bir ayıptır aynen. bence. Aynen. Sonuçta bir sürü yetenekli futbolcumuz, gençlerimiz var. Bir an önce faaliyete geçer umarım. Hadi bu seneyi verdik bu şeye. Artık önümüzdeki yani bu sezon ister şampiyon olalım, ister olmayalım. Aynen. Mutlaka altyapı yani Gençler Birliği olmazsa bile. Olmazıdır. Ünye Spor altyapısı evet. olmayan bir cami olabilir mi? Olamaz. Aynen. Yani şu anki hedefleri de zaten çıktıkları takdirde altyapısı olmayan bir takımı üst lige taşınmıyor. Ondan dolayı şu anda Muhammed Kışlan'ın takımına herhalde o gençleri o 11-12 lige girecekler. Ondan katılacaklar lige. Öyle bir düşünce İnşallah var. İnşallah yani. Abi. Dediğim gibi Ünye Gençler Birliği başarılar diliyorum. Yarın saat 14'te Ünye Gençler Birliği Spor Saraycık'la karşılaşıyor. Maç Çınar Suyu'nda yeni yapılan sentetik sahada olacak. Ünye Gençler Birliği Spor favori diyebiliriz. Ki yani son maç hariç. Sezon gruba baktığımızda yani sürklase ettiler. Aynen. İnşallah Ünye 1957 Spor şampiyon olur da Ünye Gençler Birliği de buraya şampiyon bitirir direkt çıkar. İnşallah. Ama Ünye 1957 Spor Allah korusun hiç düşünmüyoruz. Şampiyon olmasa bile ben Ünye Gençler Birliği'nin buraya şampiyon Play bitirdikten da. Sonra Ulubey ile çata çat 90 dakika oynayacağını eleyebileceğini düşünüyorum. Evet. Kotlar Ünye Futbol Kulübü ile alakalı da bir şeyler konuşalım. Ünye Futbol Kulübü 6-7 seneden beri çok güzel işler yapıyor Metin Tamtuk Başkan önderliğinde. Tebrik ediyorum Metin Hoca. Evet. Pırıl pırıl gençlerle katıldıkları ilk sezonda playoff oynama başarısı gösteriyorlar. Yarın ben onların da Kotlar deplasmanından avantajlı bir skorla döneceğini düşünüyorum Allah'ın izniyle. Bu şeyi soracaktım sana Halil. Bu şimdi deplasman golü kuralı kalkmıştı ya bu son zamanlarda. Ben, burada geçerli mi? Ben geçerli değil diye biliyorum. Aynı şey bir yani. Bu konuda Ahmet abi deplasman golü yok. Şey sayılmıyor diye biliyorum ama. Yani kalktıysa eğer Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda burada da yoktur diye tahmin aynen, ediyorum. Aynen. Bence de. Yani aynı kural geçerlidir. Öyle tahmin ediyorum. Yani atıyorum 1-1 berabere kaldık.
Burada 0-0 bitti. Yine penaltılara veya uzatmaya gider yani bu maç. Şey veya olmaz. Veya biz deplasmanda 2-0 yendik. Onlar bizi burada 3-0 yendi. Veya 4-2 bitti. Yine nasıl uzar. Olacak? Yine nasıl uzar. Abi bir daha söyler misin? Biz orada 3-0 veya 2-0 yendik. Onlar 3-0 yendi bizi. Tamam elemiş oluyorlar yok, bizi. Şöyle abi. Biz 2 fark atıyoruz. Yani onlar 3 işte fark. Onu soruyor. Yok onu hayır, sormuyor. Ben şunu sordum. Hani mesela şimdi orada 1-1 berabere kaldık. Deplasmanda 1-1 beraber tamam. Kaldık. Burada 0-0 beraber kaldık ama tur atlıyordum. Eski kurala göre. Şimdiki kural bu seneki kural değişti abi. Belki bilgin var mı yok mu bilmiyorum. Yok. Şimdi şöyle 1-0 veya 4-3 aynı şey oldu. Yani deplasmanda 1-0 yendin. Burada 4-3 bitti maç. Aynı uzar. Yani artık deplasman golünün bir artısı kalmadı. Bu seneki kural böyle. Ben büyük bir ihtimalle burada da yanımda bu kuralın geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani yeni gelen kuralın geçerli olduğunu düşünüyorum. İnşallah deplasmandan Ünye Futbol Kulübü de avantajlı bir skorla dönerler i̇nşallah. Burada da. Onların da emeklerinin karşılığını inşallah alırlar. Şimdi az önce bir arkadaşımız herhalde bir soru sormuş. İcra ile alakalı kulübe icra gelmişti. Evet onu şimdi şöyle yorumlara bir okuyayım Ahmet abi. Onunla alakalı bir tane daha soru var sanırım. Onu öyle da ikisini birden cevap verirsin. Muzaffer Azat'la Ünye Spor'da ne kadro ne de hoca var. Hepsi hazır düzüne kondu. Mehmet Ali Durak başkan gelmeseydi şu anda bu takım Erdoğdu gibi baraj takımı olurdu. Yani katılıyorum aslında. Mehmet yani her Durak şey olabilir. Büyük bir şans şu an Ünye için. Ünye ya, Spor için. Şimdi şöyle yani zaman yani gördük. Mehmet Ali başkan sahip çıkmadan önce yani birkaç defa kongre oldu ve talip çıkmadı. Yani başkan da burada elinin altına koydu. Taşın altına elini koydu. İki seneden beri tamam bir şekilde çıkmaya çalışıyor. Mücadele ediyor en azından. Tamam belki bazı bir takım şanssızlıklar oluyor ama biz görüyoruz yani mücadelesini görüyoruz. Yani bir şeyler yapmak istediğini, heyecanla takımı 3. lige çıkartmak istediğini biliyoruz yani. Bu bizim için çok önemli. Ya, verilen emek var, mesai var, harcanan aynen, para aynen. var. Şu tabii yorumları ki bir hızlıca okuyayım. Önder Tamtürk Ünye Gençler Birliği bu maçtan galibiyetle ayrılacaktır. Rakip kadro olarak denk değil. Muzaffer Azatlı, Mehmet Ali Durak'tan önceki yönetimi de gördük. Taraftar kapıda beklerken polislere tek kelime etmediler. Taraftar niye kapıda bekliyordu onu da bir sormak lazım ama. Cavit Çam, iyi akşamlar diliyorum. Bu oyun şampiyonluk için yetmez. Bunu haftalar önceden bizler görüyoruz. Ama hala değişen bir şey yok. Eğer gruptan çıkamazsak çok yazık olacak. Selamlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Üçüncü lige çıkarsa alacağı olanlar alacakları için kapıda beklerler. Maç biletlerine kadar demiş. Yok şu anda taraftarın seyircinin bilgisi olsun. Şu anda Ünye 1957 Spor 0 borçla lige girmiş olacak. İcra falan var diyorlar. İcra, onu icra şöyle. Değineceksin abi şu yorumları bitireyim. Tamam. Murat Arslan, o yüzden de Mehmet Ali Durak başkanı icra gönderildi. Kulüp olarak siz ve Hamza Bey'in de bilgisi dahilinde 50.000 TL'ye kapanan para şimdi 300.000 olmuş. Ne güzel Ünye değil mi? Biz Ünye'li olarak Karadeniz'in kalbi Ünye'yi şampiyon olarak göreceğiz. Ünye Gençler Birliği maçında Ünye Futbol Kulübü ve Ünye Kumrus ve Kumrus Spor'a da inşallah güzel sonuçlarla ikinci maçlara avantaj sağlarlar demiş. İnşallah. İcra ile alakalı buyur abi. Şimdi geçen bizim ligde devam ederken bizim zamanımızda da yaklaşık 3 defa icra geldi. Biz tesislerde duruyoruz ama o tesisler belediyenin, Ünye Spor'un malı değil. Şimdi geldiler orada tabii bir tespit yaptılar sandalye, masa gibi. Siz şey varken. Yaptılar, biz varken. Evet. Tabii bu Sedat Eren tarafından gönderildi. Aynen. Hamza Bey'in yönetimi. Evet. Yalnız burada bir şey vardı. Adres değişikliği. Kulübe ihbarname gelmiş. Bizim zamanımızda değil ama başka daha önce bu Sedat kardeşimiz yanlış adres verildiklerinden dolayı burada bir şey oldu, sıkıntı oldu. Biz bunu tabii mahkemeye çıktım. Ben ifade verdim orada. Bu icra şeyin davanın reddini hakim karar verdi. Şimdi o günkü para 40 bin liraydı. Şimdi bugün 300 bin lira diyorlar. Burada farklı bir şey var mı? Ben bunu bilmiyorum. Mehmet Ali Başkan da beni hiç aramadı, sormadı. Neyin nesidir diye şey yapmadı. Burada Sedat Eren'in herhalde kulüp tarafından ama karar defterinde yazıyor mu? Yok ben bunu karar defterinde hiç görmedim. Bu sadece Sedat Eren'e verilen bir senet. Bunu kulübün kaşesi. Basmış, kaşeyi şey yapmış. Tabii bunu veren da, kim? Bu da kulübü şey. Bunu işte başkan kimse. Bunu veren abi veriyor, yönetim. Bu kaşeyi basan ödesin bu parayı. Şimdi burada bunu yani veren kimse bunun şimdi, sorumlusu odur. Şimdi şöyle veren odur hatta da. Hatta insanın aklına farklı farklı şeyler de gelir. Evet. Yani kulübün mühürünü vurduğu için parayı yarı yarıya kulüp adına vermiş oluyor. Yalnız şu var. İşte evet. Daha önce bu kulübün tüzüğünde kulüp borçsuz alınır, borçsuz bırakılır diye evet ibare vardır. Biz ondan dolayı Hamza Alp dönemindeki şeyi ibra etmedik. Yani yönetimi ibra etmedik. Mi? Yönetimini
biz devraldık. Bu kayıtlarda da var zaten. İbra etmedik. Ondan dolayı buradaki sorumluluk, buradaki tamamen bu şey Hamza kardeşimizin yaptığı yanlışlıklardan kaynaklandı. Şimdi bir saniye abi, özür dilerim, ben doğru mu anladım? Şimdi karar defterinde bir şey yazmıyor. Yazmıyor. Bir senet verilmiş, malzemeciye mi verilmiş? İşte Sedat Eren kulübe malzeme yaptırmış. Tamam. Futbolcu kardeşlerimize kampta para dağıtmış, bir şeyler tamam. olmuş. Tamam, eğer o an yönetimdeyseniz, malzeme yaptırdıysanız zaten o parayı vermek zorundasınız. Şimdi Tolga abi başkan diyelim, kulübe sezon başı eşofman yaptırıyor. O parayı zaten vermek zorundasın. Evet, doğru. Buraya kadar doğru şimdi, mu anladık? Tamam ama şimdi burada vermiyor Sedat, parayı. Sedat şöyle, Hamza yaptıramaz. Sedat der ki ben yaptırırım ama kardeşim. Senetle. Senetli alırım bunu kulübe. Bunu siz bana ödeyeceksiniz. Aralarındaki diyaloğu biz o gün bilemeyiz. Bilemeyiz. Öyle bir şey de olmuş. Bir de ne oldu? Sedat belki burada kulübü devam ettirmiş olsaydı. Burada hani o gün duyduğumuz şeyler işte menajerlik yapıyor. Kulübe dışarıdan oyuncu getirecek. Onları pazarlayacak gibi söylentiler vardı. Bunu herkes duydu. Şimdi burada bunların arasında ne oldu? Bir anlaşmazlık oldu. Sedat buradan koptu. Sedat'ı gönderdiler. Gönderince adam da kardeşim ben gidiyorsam benim bu kulübe şu kadar alacağım var. Bana senet verin. Dedi. Bunlar da mühürlediler. Sonunu düşünmeden bu şekilde senedi çok verdiler. Çok büyük bir yanlışlık. Yani. Çok büyük bir yanlışlık. Yani. Biz kulübü niye borçlandırmadık? Borçsuz alınacak, borçsuz bırakılacak diye. Bildiğiniz gibi Erhan Eren döneminde Ünyespor'da birçok oyuncunun şeyleri satıldı. Yani gitmek isteyen oyuncular lisanslarının paraları alındı. Piyasaya borçlar vardı. Kapatılması gerekiyordu. Öyle bir pozisyon da yaşandı. Değil mi? Sen hatta Tolga kardeşim yönetimdeydi. O zaman bazı ilkeller falan vardı. Şeye gittiler. Kelkit'e. Kelkit'e falan giderken onlar mesela kulüpten şöyle söyleyeyim. Biz baktığımızda o gün mesela 110 liraya anlaşmış 90 milyar arasını alan bir oyuncu 30 liraya bonservisi verildi gidildi. Halbuki bu oyuncudan sen ne yapacaksın? 60 lira, 70 lira para alacaksın. Getireceksin kardeşim. Ben paranı aldım. Bunun gibi oyuncular vardı. Bakın o dönemi de söyleyeyim. O dönem Ünyespor'un yine çıkma şansı vardı. Yozgat'ın iki tane oyuncusu trafik kazasından vefat etti. Mağlup oldu. Ünyespor o oyuncuların elinde tutsaydı, bak o gün birlik olsaydı, o günün mülki amirleri takımı sahiplense hiçbir oyuncu gitmeyecek kardeşim. Burada oyuncak. Borcu kim yapmışsa kesinlikle, o üstlensin. Kesinlikle şampiyonduk. Net. Aynen. Bak o borcu kim yapmışsa. Ahmet Çamyarbaşı'nın ayrıldığı süreçten sonraki zamanı diyorsun sen. Yani. Evet. Ondan sonra orada sıkıntılar oldu. Oldu. Orada onu o futbolcular tutulmuş olsaydı biliyorsun kim geldi göreve? Çağlar Hoca, Mehmet Hoca falan gelmişti. Cihan falan. Murat Ülgen de. Dört puan bile fark vardı galiba. Aynen öyle. Dört puan bile fark vardı. Hiç bak. Olmayacak şeyleri kaçırıyoruz. Yozgat 3 maç falan kazanamaz zaten. Kazanır tabii tabii. Kaybettiğin gibi kaza oldu. Bir şey oldu. Söylemek istiyorum şimdi. Karar defterinde o borç yazıyor yazmış Murat Arslan. Ya ben oku yok öyle. Karar bir tane defterinde. Karar defterinde o borç yazsa bile Murat abi bu borcu Sedat Eren'le Hamza Alp ikilisi ikisi kim yaptıysa bu borcu onların ödemesi lazım. İşte yönetimin ibra edilmesinin sebebi bu. Ne yazıyor tüzükte? Yani abi tüzükte ne yazarsa yazsın bak. Ben sana bir şey söyleyeyim. Yok şimdi Erhan Eren başkan da o zaman tamam. Bu biliyorum. Tüzüğü hazırlarken denmedi tamam, mi? Tamam borçsuz alınacak. O tüzük kaldırıldı mı sonra? Yok kalkmadı. O tüzük varsa işte, biz o zaman Hamza şöyle bunu, Hamza buna konuyu, uymamış oluyor. Mehmet Ali Başkan'dan da bir dinleyelim. Mehmet Ali Başkan'ı ya, dinleyelim. Ya bu programa bağlansın ya bir dahaki hafta programda bu konuyu tekrar Mehmet Ali bağlansın. Veya bu konuyla alakalı. Karar defteri bize ellerinde. Baksınlar benim okuduğum. Bunu Mehmet Ali iyi biliyor. Şeyin Sedat Eren'in parası burada yazmıyor. Laf kirliliği de olmaz. Sadece senet, kulübün senedini vermişler. Mühürlemişler, imzalamışlar. Kulüp başkanı olarak yetki onda olduğu için Sedat Eren de dediğim gibi aralarında problem çıktığı için o da kardeşim benim bu kadar alacağım var. Madem buradan ayrılıyorum bana bir senet verin. Ben yarın tahsil ederim. Hı-hı. Demiş. O düşünceyle bu senet verilmiş. Ama o günkü yönetim bunu daha ibra etmedi. Yani bu yönetime bir de bu ne oldu? Şimdi öyle Sebat maçı öncesinde böyle bir maç öncesinde kulübe icranın gelmesi bu da ayıp yani. Evet. Hiç hoş değil. Biz iki sefer üç sefer oradan inanın içeride kulübe gelip görmüşsünüzdür. O buzdolaplarını kaçırdık biz oradan. Sakladık yani. İcra gelmesin. Futbol malzemeleri, formaları maça çıkacağız ya maç öncesinde şey geliyor. Evet. Avukat geliyor. Bunlar evet. Sıkıntılı süreçtir. Hoş karşılanmaz yani. Önder Tamtürk ismini yazmaya tenezzül etmediğim o şahıs Ünye düşmanı yamyam kesin katakulle yapmıştır. Tek başına değil yandaşları da vardır. Kulübü ne hale getirdiler? Mehmet Ali Başkanımıza teşekkür ederim. Geçen hafta gelen icrayı aracı olup halletti.
İnşallah başkanımızın bu emekleri boşa çıkmaz. Gerçekten yazık olur. Muzaffer Azatlı, fazla dolaştırmayalım Ahmet Başkan. Kısa ve net, Ünyespor'u tertemiz yediler. Her şey resmi şekilde yediler. O borç yazıyor karar defterinde demiş Murat abi. Muzaffer Azatlı, nasıl olsa borç kulübün diye üstüne düşmediniz. Tüzük müzük üfe tüfe efsane, Ünyespor'u kapattılar tamamen. Belediye ve para yemek için kulübü açtılar. Kendilerini alacak çıkarttılar demiş. Kulüp Enes Can, kulüp bu kadar güzel giderken neden böyle şeylere de kulüp yıpratılmaya çalışıyor? Kesinlikle katılıyorum. Ve bu konuyu kapatıp artık Süper Lig'e doğru geçelim. Aynen, geçelim. Dün akşam bir derbi vardı. Fenerbahçe Trabzonspor derbisi. Evet, Tolga abi. Beşiktaş maçı da 2-2 oldu bu arada. Süper bir maç oluyor. Güzel maç oluyor. Onu söylemiş olalım. Dün akşamki maçla ilgili zaten 17. dakikada sanırım, değil mi? Kırmızı kart gördü İrfan Can Kahveci. Maçı bence bitirdi yani o dakikada. Bitirdiğini ben düşündüm açıkçası ama sonradan izlediğim kadarıyla Fenerbahçe, kulübünü kutlayalım, İyi bir karakter koydu 10 kişiyle. 1-0 geriye düşmesine rağmen 1-1 bitirmeyi maçı başardı. Açıkçası ben 1-0'dan sonra maçın 2'ye 3'e gitmesini düşünüyordum. Gitmesi gerekiyordu bence. Çünkü burada Trabzonspor gibi bir hücum gücü çok yüksek bir takımın maçı nasıl 2 veya 3 yapamaması hani ilginç. Ve özellikle Vakayemen'in kaçırdığı o gole geleceğim. Yani boş kaleye. Direğe nişanladı. Bir gol daha kaçırmıştı, hatırlıyor musun? Yine böyle buna yakın. Karagümrük maçı. Karagümrük maçı. Tam aklıma geldi. Yine Vakayemen'di değil mi? Aynen, Vakayemen'di. Anlamıyorsam o. Yani Vakayemen inanılmaz goller atıyor. Neler yapıyor. Ama böyle boş kaleye bu golleri atamıyor. Ya Trabzon için zaten çok yani yenmiş de olsa veya yenilmiş de olsa bir şey fark eden bir maç değildi ama bu senenin şampiyonu olarak sen Kadıköy'e gidiyorsan, böyle bir avantajı da 17. dakikada cebe koyuyorsan, 1-0'da öne geçiyorsan Kadıköy'de o maçı yenip geleceksin. Niye? Misin İstanbul'da Beşiktaş'ı yenmişsin. Yani Fenerbahçe'yi yenmişsin şeyde, Trabzon'da. Galatasaray'ı yenmişsin. Galatasaray'ı yenmişsin arenada. 10 kişi gibi yakalamışsın. Tabii 10 kişi yakalamışsın, 1-0 öne geçmişsin. Yeneceksin. Zaten Fenerbahçe'nin de bu sezon ortaya koymuş olduğu performansı da biliyoruz. Aynen. Yani yetersiz. Ama ona rağmen iyi bir taraftar vardı. 50 bine yakın, 45 bine yakın bir taraftar vardı tribünde. İyi maç oldu. Dediğim gibi sonuç çok önemli olmayan Trabzon açısından bir maçtı. Fenerbahçe için de bir puan şöyle iyidir. İkinciliğe oynuyor Fenerbahçe. Bence ya Beşiktaş ya Fenerbahçe ikinci olur. Bu arada gol gelmedi. Çok net bir gol kaçırdı. Gol kaçtı yani. Beşiktaş bu maçı eğer yenerse bence ikincilik için, yani Fenerbahçe'nin de puan olarak üstüne çıkıyor. Konyaspor'a yine takılacağını düşünüyorum. İkincilik için de büyük bir avantaj yakalar. Fenerbahçe veya Beşiktaş. İkinciliğin de büyük bir önemi var bu arada. Yani Şampiyonlar Ligi ön elemesi. 3 ön eleme de oynayacak olsan yani tabii ne olur ki ne olmaz. Tabii bir gelir var kulübe. Ne olur ne olmaz. Belki de gidersin yani. O yüzden çok önemli. Dediğim gibi ben Trabzon'un şampiyonluğunu kutluyorum. Yani dün akşamki maçta konuşulacak şeyler bunlardı. Başka benim söyleyebileceğim yok derbiyle alakalı. Ahmet abi senden de derbinin... Ben zaman zaman izledim. Çok şey yapmadım. Taraftarın beni mutlu eden en büyük, en güzel coşkusu Arda'yı oyuna davet etmesi oldu. Ona çok büyük tezahürat yaptılar. Anlamaya çalıştım. Hatta sesten anlaşılmıyor. Aynen. Arda sesleri. O ara kameraların İsmail Kartal'ı göstermesi, işte biraz gülümsemesi, arkadaşlarıyla orada teknik heyetle bir şeyleri paylaşması falan. Yani oyunu almadı. O da ilginç. Bence çok büyük bir, yani lafını balla kesiyorum Ahmet abi. Ben ayrı bir parantez açacağım Arda'ya. Hani ben sosyal medyadaki hesaplarımdan da paylaştım. Sergen Yalçın'ın o Beşiktaş'ta oynadığı 17-18 yaşındaki hallerini hatırlarsınız. Hani Ahmet abi sen çok net hatırlarsın. Evet. Biz de hani işte şeylerden, yani sonraki YouTube gibi programlardan izlediğimiz kadarıyla böyle ona benziyor bu halleri. Ben onun gibi cılız ve şu anda hani yapısı, kas yapısı falan. O 17, Sergen 18 yaşındaki hali, yani onu söylüyorum. O yeteneği ama top ayağına bir yapıştırması, yakışması, gerçekten üst düzey bir futbolcu yetişiyor Ahmet abi. Ben aynı şeyi bizim Beşiktaşlı gençler için de söylemiştim. Arda da gerçekten yani futbolcu doğmuş yani anasından, öyle söyleyeyim ben yani. İnşallah hani bu maçta şans vermedi, katılıyorum sana ama bundan sonraki maçlarda %100 şans vermesi gerekir. Yani böyle maçta zaman oynatabilirdi, kaybedeceği bir şey yok çünkü. Aynen. Trabzonspor'a yenilsen ne olur ki o dakikada? Kazansan yenilsen. Yani Fenerbahçe'nin ligde artık bir şeyi kalmamış. Evet. Ama o çocuğu hep söylüyoruz. Gençlere değer verilmedikten sonra kulübedeki hocalar bakış açısı değişmediği sürece futbolcu kazanmamız çok zor.
Mesela geçmiş dönemlerde daha sıkıntıydı. Bu yıl sanki ben bakıyorum Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe gençlere daha çok önem veriyor. Evet. Beşiktaş'tan yani, keza bak Ersin, aynen. Rıdvan, Emirhan. Geçmişte Galatasaray'ın yapamadığını şimdi diğerleri yapıyor. Serdar Saatçi, sonra sağ bekte Rozier'in oynayan Kerem. 5-6 tane abi genç ilk 11'de şans veriyor Önder Hoca. Evet. Yani Fenerbahçe sen niye oynatmıyorsun ki Rıdvan'ı? Yani niye şey Rıdvan diyorum. Ne o bizim genç çocuk şey Arda. Arda'yı nasıl oynatmasın yani? Bir de oynayan oyuncuları da görüyoruz. Yani oynayan oyunculardan daha fazla mesela verim harcadı kesin. Trabzon'da bu hafta Ahmetcan çok tebrik edelim Ahmetcan Kaplan'a. Güzel çocuk mücadele etti. O atmosferi hocası yaşattı onu. Yani ben vallahi maçtan önce yine burada tartışmıştık sanırım. Yani Hugo sezonu kapattı diye. Hugo sezonu kapattıktan sonra ben Ahmetcan'ın oynatacağına emindim hocanın. İşte burada geçen hafta Murat Hüseyin'i de oynatabilir, onu da Hüseyin oynatabilir. Çok yetersiz. Ahmetcan büyük bir potansiyel gerçekten. Avrupa'ya da gidebilir. Hatta Pique'de çok beğeniyorum Ahmetcan'ı. Çok. Pique'de onu beğendiğini deklare etmişti. Hüseyin'e de çok şans verdi hafta içi. Çok şans. O şans abi. Çok şans. Piyaniç'in bir röportajı vardı bu hafta içi. O da Ahmetcan'dan ve Rıdvan'dan bahsetmişti. Evet. Yani demek ki yani bu tarz oyuncular bile bunu söylüyorsa vardır bir şey. Ben biz daha oynamazken söylüyorduk Halil'i bu arada hatırlıyorsan. Aynen tabii ki. İrfan Can konusuna gelince İrfan Can'ın pozisyonu %100 kırmızı kart. Yani bazı işte tweetlerde görüyorum, spor yorumcularını görüyorum. Oraya ayağınızı bastıysanız hemen çekerseniz o sarı karttır ama ayağını basıp 4-5 saniye tutuyorsan İrfan Can, sezon başından beri zaten kulübün içinde de sıkıntılı durumlara var. Orada ben de diler eleştiri olarak hakeme sanki orada ayağa baskımaya yer bulamadı da yanlışlıkla mecbur oraya bastı diye bir şey vardı kamuoyunda. Topla beraber mi kayıyor orada? Ben %100 Halil'e katılıyorum. Topa dokunamıyor. Siopis'in ayağına ya topa dokunup dokunmaması öyle. Buraya basıyorsanız art niyetsiz ayağınızı çekersiniz. Sonuçta çime basmayla ete basmayı anlarım ben. Siz yok, basıyorsunuz iyi niyetli değil. Geri çekmiyorsunuz ayağınızı. Ben maçı çok güzel bir maç olacak. Yine güzel bir maç oldu. Oldu. Fenerbahçe zaten büyük takım. Dün Abdullah Avcı da söyledi. Fenerbahçe tabii ki bize baskı yaptı zaman zaman takım, ama tabii ki. Trabzonspor'da Fener'in ikinci son 20 dakikada müthiş baskısı var. İşte baskısı vardı ama pozisyonlara gelen dünyaları Koita'nın kaçırdığı gol, Vakayeme'nin, Visca'nın kaçırdığı gol maç 4-1 5-1'de biterdi. İlk yarıda Serdar Dursun'un müthiş bir pozisyonu vardı. Uğurcan inanılmaz çıkarttı. Devamında Ahmetcan çizgiden çıkarttı. Yani Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Zaten Fenerbahçe'nin ölüsü, Galatasaray'ın ölüsü, Beşiktaş'ın ölüsü her zaman bu ligde kesinlikle çok can yakar. Her maçı başa baş oynar. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. İsmail Kartal bence değil Fenerbahçe. Bal liginde bile bir takımı çalıştıracak kapasitede değildir. Ben olsam zaten 2 ay sonra İsmail Kartal'ın ismini Fenerbahçe'nin esamesi okunmayacak. Löw'le anlaştığı söyleniyor. Ali Koç'un dün akşam itibariyle yurt dışına gittiği ya Bielsa'yla ya da Löw'le anlaştığı. Yani büyük ihtimal Löw olacak gibi görünüyor. Şeyi de neydi hocanın adı? İsmail Kartal. İsmail Kartal'ı da yardım yani teknik ekipte yer alacağı söylendi. Eğer ki takip ettiğim kadarıyla teknik direktör dünkü maçta Arda'yı oynatmıyorsa Fenerbahçe'de yardımcı hocalık bile yapmasın. Süper Lig'de de çalışmasın. Ya Arda'yı oynatsan ne olur, oynatmasan çok şey kaybedersin. Oynatsan çok şey kazanırsın. Bir de neler yaptı yani o şey maçında da yani evet. Avrupa maçında da neler yaptı bir yani. Bir de maç bitmiş açıklama yapıyor da. Diyor ki işte diyor Trabzonspor'un bütçesi diğer takımlardan büyük diyor. Visca'yı aldılar diyor. Trabzon, Visca, Cornelius bir tane daha futbolcu unuttum. Ya 11 milyon euro. Fenerbahçe İrfan Can'a tek başına 11 milyon euro bonservis ödedi. Bir de 12 numarayı ekrana getirebilir miyiz? Ben maaş bütçelerini de ekrana getireceğim. 12 numara. Futbolculara ödenen bakın. 47.2 milyon euro Beşiktaş. En fazla maaş ödeyen kulüp. Galatasaray 31 milyon euro. Fenerbahçe 30 milyon euro. İsmail Kartal işte yani geçmişte futbol oynamış. O yüzden Fenerbahçe'de bir şekilde hocalık yapıyor. Yoksa o kapasitede bir teknik adam olduğunu düşünmüyorum. Bir de orada geçici bir hoca lazım. Yani, arasında aynen. En uygun o isim aynen. Oydu. Okan Buruk falan kabul etmez mesela. Galatasaray'da kabul etmediler Okan Buruk. Evet, Bülent Korkmaz bile kabul etmedi. Gitti Rize'ye gitti. Ekrandan alabiliriz. İsmail Kartal'ı getireceğine. Zaten takımın şampiyonu yok. Yılmaz Vural'ı getir. O coşkuyu sana bir versin. Biz çok istedik. Hepimiz çok istedik yani, abi. Yılmaz Vural'ın yani gelmesi keşke gelseydi. Valla ben kendi adıma çok istedim. Yılmaz Vural hepimiz çıkıyor. Bizim sosyal medyada falan şey televizyonlarda. Ya şu bir Fenerbahçe'yi bana verin diyor ya. Bir verin bakalım bir gelsin. Veya Galatasaray'a veya Beşiktaş'a. Yani, bir büyük kulüpte çalışma düşüncesi var. Aynen. Şimdi Arda konusuna ben şöyle diyorum. Çok kritik maçlarda o çocuğu oynatan bir hoca bu maçta niye oynatmaz?
tecrübe eksikliğinden dolayı oynatmadığını abi, düşünüyorum. Ben tecrübe farklı, inanmıyorum. Kulübede belki farklı bir şey olmuştur. Yok, kulübede olmadı. O tezahürata karşı Ünye Şehir Stadı'nda bir oyuncuyu taraftar çağırsın, hocam al diye, Ufuk Hoca da sahaya sürer. Sürmez mi? Ya abi, o baskıya dayanamaz. Vardır, yeteneklidir, ha. Tamam mı? Bunun tecrübeyi çıkar sahaya. Aynen. Sanatını icra eder. Yani aynen öyle. Bazı futbolcular antrenman temposuyla oynar. Bazıları Allah vergisi yetenekle oynar. Yani bunu biliyoruz. Yani bu Arda da böyle bir çocuk. Yani çıkar, bir iki hareket yapar, maçın seyrini değiştirir. Tecrübe mecrübe hikaye. Şey, ben de katılıyorum. Mert Hakan Yandaş pası taca attığı zaman tribünde uğultular başlar. Ama Arda 5 tane topu yanlış aynen kullansın. Hiçbir bu taraftar şey yine alkışlar. Gole de mani aynen olacak. Bir hata yapsa fark etmez. Aynen öyle. Aynen öyle. Yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Biz de şöyle düşünelim. Buyur bizim abi. Taraftarımız Bedirhan'ı diye tempo tutsa hoca sahaya atmaz mı? Atar. Ya şimdi bence atar. Ufuk Hoca'yı ben çözemediğim için yani, atar mı atmaz mı bir şey diyemeyeceğim. Güvenemiyorum. Atar. Yani bizim tribünden de taraftarımızın, seyircimizin Ünye'nin çocuklarına sahip çıkması gerekir. Kesinlikle. Evet. Bakın en önemlisi bu. İki tezahürat yaptığın zaman da ister istemez. Ya şu da var abi, mesela illa çok önemli maçta, bazı maçlar var ki mesela rahat geçebilecek maçlar aynen var. O maçlarda da görebilir yani. Bir bak, görebilir ne yapabiliyor, ne edebiliyor diye. Baktı ki başarılı. Her maçta dediğin gibi 15-20 vallahi ben geçen hafta giren oyuncu 4 tane oyuncu girdi değil mi? Evet. 4 oyuncu girdi herhalde. Sebat maçında da aynı. Ben şöyle antrenmanları izliyorsun. Mesela Bilal bıraktı gitti, örnek vereyim. Ya sen bu oyuncudan bu saatten sonra Ünyespor'a bir şey sağlayamazsın. Yani sana bir şey kazandırmaz. Ama Bedirhan genç. Kazandırır. Sana bu bir şey kazandırır, sen de bu çocuğa bir şey kazandırırsın. Eğer hocasan. Aynen yani, katılıyorum abi. Şimdi ve sana Ünyeli olduğu için de o duygunan daha fazla mücadele eder ya. Bunu bu kulübede diğer Ünyeli futbolculara da örnek olur. Aynen. Bu kulübedeki hocalar bunları idrak edemiyor. Aynen. Yani hazır topçu oynatmak, işte affedersin tabiri caizse papaz topçu, ben bunu oynatayım, bu genç, bu yarın işte hocam bunun önünde daha kaç sene var, biz şimdi para kazanmaya geldik gibi söylemlerle mi abi, yola çıkıyorlar? Öyle bir şey yoktur abi, kesinlikle. Yok, İnanmak ister, varsa da zaten. Bakın varsa bunu papaz topçu, üzücü bir papaz topçunun hepsi bak, yapar kardeşim. Az önce şey konusunda değişti. Hocam abi, yaşımız son bir dakika. Olmuş 32, yaşımız 32 olmuş, hangi maçta oynatacaksın hocam bizi dediği anda tamam ya 5 dakika kala gir bari para kazan. Demez mi ya? Mümkünü var mı? Abi eğer ki futbolcu öyle dediyse bile hoca o lafa göre oyuncu değişikliği yapmadığını abi yapan hocalar var. Ben Ufuk Hoca yapıyor demiyorum. He, anladım. Bak bundan etkilenen, bunu dikkate alan hocalarımız var. Yoksa ya 4 tane oyuncu değiştiriyorsun. Niye 5.'yi al? Bedirhan'ı da 5.'yi al. O konuda sana katılıyorum. Bak yani, mesela Bilal konusunda katılıyorum. Mustafa Kemal konusunda katılıyorum. Bak Eşref konusunda katılıyorum. Ben birçok kez forma şansı buldular sezon başından beri. Olmuyorsa zorlama. Aynısını Hüseyin Türkmen için dedim. Bak Ahmet Can'ı oynat hocam. Hüseyin'e çok şans verdik. Sen de öyle diyorsun. Bence Bedirhan bu takımda ilk 11 oynar. Ama Bedirhan olsa da bu takımın en büyük problemi kreatif bir 10 numaranın eksikliği. Maalesef. İyi bir, tekrar diyorum, bir tane daha kenar oyuncusu almalıydık. Bir tane daha sıkışan maçlarda Orçun'un yanına skoru her an değiştirebilecek bir forvet oyuncusu almalıydık. Bakın şu an bunlar yok. Son bir dakikamız. Tolga abi, Beşiktaş-Başakşehir maçının dakika, skor, maçın sonu nasıl olur? Dakika 71, maç 2-2, Beşiktaş bastırıyor. Büyük bir ihtimalle maçı Beşiktaş kazanacak gibi ben görüyorum. Tabii gönlümde öyle istiyor yani, buradan onu söyleyeyim. Herkese de hayırlı akşamlar diliyorum. Yarınki maçları unutmayalım. Tekrardan verelim maçın şeyini saat istersen. Saat 14'te Ünye Gençler Birliği Spor Saraycık maçı burada. Çınar suyunda sentetik sahada oynanacak. Başarılar diliyorum. Ahmet abi, yarın seni oraya bekliyorum. İnşallah geleceğiz. Ben de buradan bu akşam bizleri buraya konuk eden Halil Korkmaz hocama, Moda TV'ye teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın sabırlı olmasını, her zaman Ünyespor'un yanında olmasını, lig bitebilir, şampiyon olamayabiliriz de kaybedebiliriz. Ama hiçbir şey bitmez. Ünyespor her zaman gönlümüzde. Kulüp başkanımıza sahip çıkmamız, destek vermemiz gerekir. Futbolcularımızı bizler burada eleştirirsek de onların menfaatleri için, kulübümüzün menfaati için eleştiriyoruz. Kimseye art niyetle bir düşüncemiz yok. Onun için Ünyespor bizim. Onun için yalnız bırakmayalım. Önemli maçlarında da destekleyelim. Buradan bizi izleyenler, herkese ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buradan yeğenim Yavuz'a, anneme, kız kardeşim Aybike'ye, eşime Eda'ya ve kızıma çok çok selamlarımı gönderiyorum. Ben herkese
hayırlı akşamlar diliyorum. Ahmet Başkan'a teşekkür ederim. Bizi kırmadı, yayınımıza katıldı. Teşekkür ederiz. Tolga abi ben zaten de sizlere teşekkür ederim. Beraber programı yapıyoruz her hafta. Güzel bir akşam oldu. Yarın evet. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tüm kadınların gününü kutluyorum. Evet. Ve de çiçeklerimizi Berke Çiçek Tasarım'dan alırsak Murat Özkaya'dan. Evet, kalitenin adresi. Aynen öyle. Ben de buradan tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Ölenlerin de Allah rahmet eylesin. Amin abi. Amin. Anneler günü. Murat abi, kadınlar günü kutlu olsun. Murat abi izliyor değil mi? İzliyordur. Çiçek fiyatlarında indirim yapmış bu arada. Buradan bilgisi olsun yani. Yarın çiçek alacağım arkadaşlar. Evet, altta şu an reklamı da çıktı zaten Murat abinin. Evet. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar herkese.